Merhabalar. Bu kitap YouTube bizim kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Borsa Kralı Nasrullah Ayan Seslendiren Rana Toka Sunuş Dünya gelişiyor. Son 50 yıldaki gelişme inanılmaz boyutlarda. Tabii Türkiye'de gelişiyor. Dinlediğiniz satırların yazarı olarak ben bu süreçte çok şey yaşadım. Tarihe tanıklık denilen türden bir hayat benimkisi. Bu kitapta tanıklığımın bir belgesi. Yazmaya mecbur muydum? Tek kelimeyle evet. Ayrıca benimkisi gibi bir hayatı yaşamış herkes tarihe not düşmeli. Çünkü siz not düşmezseniz başkalarınca yazılmış bir tarihi kabullenmek zorunda kalırsınız. Bu birincisi. İkincisi, toplumlar ileriye dönük çözümlemeler için geçmişte yapılanları, yaşananları gözden geçirmek ihtiyacı içindedir. Dolayısıyla yaşadıklarımızı kendimize saklamak gibi bir lüksümüz yoktur. Olmamalıdır. 58 yaşındayım. Demokrasiyi bir türlü kuramamış, yerleştirememiş ülkeleri, ülkemiz dahil, demokrasisiyle anılan ülkeleri, demokrasi olduğu varsayılan ülkeleri ve diktatörlükleri hepsini gördüm. Hepsiyle bir şekilde tanıştım. En zirvelere de ulaştım, dipleri görüp yenilgileri de en yoğun biçimde yaşadım. Daha neler yaşayacağımı bilemem. Çünkü insan ne zaman öleceğini bilmiyor. Dostluklar yaşadım. Yoldaşlarım oldu ve tabii yol arkadaşlarım da. Ama hainler de tanıdım. Düşmanlarım da hiç eksik olmadı. Bu kitaptan sonra siyasi anılarımı da toparlayıp yazmaya girişeceğim. Siyasi duruşumun da bu kitapta anlattıklarımın oluşmasında çok etkili olduğu kanısındayım. Siyasette de elbette iniş çıkışlarım oldu. Hatalarım da. Yoldaşlarım da oldu, yol arkadaşlarım da. Yolda bırakanlar da oldu, ihanet edenler de. O anılarda da yazılmayı hak ediyorlar. Kızıl Borsa Kralı Finans Kurdu İrfan Taşdemir Dinlemekte olduğunuz bu kitap tarihin bugünden başa doğru yazıldığının bir kanıtıdır. Türkiye'yi bugünlere hazırlayan süreç üzerine yazılmış işten bir yaşam öyküsü. Yakın döneme tanıklık eden Olayları içinden bir pratisyen hekim gibi yaşayan, yönlendiren Nasrullah Aya'nın kaleme aldığı bu kitap, yakın tarih yazınına önemli bir katkı. Yıkıcı ve kırıcı olmadan, objektif kriterlere bağlı kalarak akıcı bir üslupla hazırlanmış bu kitap iki amaca hizmet ediyor. Birincisi, yakın tarihimizdeki olayları bir finans kurdu perspektifinden değerlendirerek finans dünyasındaki dönüşüme farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu anlamda günümüz piyasa pratisyenleri için altın tavsiyeler içeren ibret verici derslerle dolu bir kitap bu. İkinci olarak yakın tarihimizin çok önemli bir dönemini içerden irdeleyerek makroekonomik dönüşümlerin ekonomi politiğine de ufuk açıcı bir katkı yapıyor. Türkiye'ye 24 Ocak kararları olarak yansıyan Washington Mutabakatı Finans dünyasında da ciddi savrulmalar yaratmıştı. İktisadi politika olarak ihracat çekişli bir modeli öngören ve serbestleşme, kuralsızlaşma olarak bilinen bu süreç, mali piyasaları derinleştirmiş, kurumsal ve hukuki yapıyı da ciddi olarak etkilemişti. 1987'de İstanbul Borsası açılmış, yeni mali araçlar piyasada ticarete konu olmaya başlamıştı daha başlangıçtan itibaren akamete uğrayan, bir türlü vaat ettiklerini gerçekleştiremeyen bu sürecin değerlendirilmesi ise akademi ve siyaset çevrelerini bir hayli heyecanlandırmıştı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında bu konu ve dönüşüm üzerine yazılmış sayısız makale, kitap ve rapor bulunuyor. Ancak bunlardan hiçbiri Nasrullah Aya'nın burada kaleme aldığı yaşam öyküsü kadar o dönemin iç yüzünü anlatmaya ve hem günümüze hem de geleceğe ışık tutmaya yaramıyor. Dönemin özelliğini biraz daha açmaya kalkarsak şöyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkar. Sabit kur rejimi etrafında Amerika önderliğinde yürütülen ve ulus devletlerinin ön planda olduğu Bretton Woods sistemi 1970'lerin başında çökmüş Sona doğru yaklaşan Soğuk Savaş dönemi ise sanki hiç bitmeyecekmiş gibi süper güçler arasındaki rekabeti kızıştırmıştı. Vietnam savaşını bitiren 68 hareketinin getirdiği özgürleşme söylemi dünyada yeniliklerin habercisi gibi dalgalanıyordu. Kalkınmanın altın çağı olarak bilinen Bretton Woods sisteminin yerine geçecek model arayışları IMF ve Dünya Bankası iktisatçılarını uğraştırıyordu. Serbestleşme 1970'lerde Latin Amerika'da Şili, Arjantin ve Uruguay'da uygulama alanı buldu. İthal ikamecilikten ihracata dayalı büyüme modeline geçişi öngören böylesi bir politika değişikliği, gaddar askeri rejimler aracılığıyla uygulamaya konabilirdi ancak nitekim öyle de oldu. Chicago Okulu olarak bilinen monetarist görüşün başını çektiği serbestleşme modeli daha sonra yaygınlaşarak dünyaya yayıldı. Bu modelin en önemli özelliği döviz ve finans piyasalarında artan riskti. Rekabetin artışı riskleri de artırmıştı. Finansal riskle baş edebilmek için yeni bir finansal kurumsal yapı oluşmaya başlamış ve bunlar yeni finansal ürünler üretmişlerdi. Finans kendisini reel dünyadan farklı bir düzlemde ve son derece karmaşık ağlar içinde kurmaya ve kurgulamaya başlamıştı. Giderek karmaşıklaşan bu riski yüksek piyasalar ve kurumsal Yasal mevzuat eksiklikleri ve esneklikleri konuyu bilenler için önemli fırsatlar yaratmaktaydı. Her gün yüzlercesi ortaya atılan finansal türev ürünlerini takip etmek, bunları kullanarak kar elde etmek mümkündü. Ama bu dünyanın kuralı bir kaplan gibi sessiz, bir tilki gibi kurnaz ve bir kartal gibi yırtıcı olmaktan geçiyordu. İnanılmaz getiri fırsatları sunan bu dünyada ayakta kalabilmekse gözü kara bir cesaretin yanında bilgi ve beceri gerektiriyordu. Bir ayağı enformasyon kaynaklarında, medya, basın ve veri tabanlarında olan, diğer ayağı kurumsal risk yöneticilerinde bulunan bu sistem, girişken gençler arasında gelecek kariyerlerini oluşturma hayallerini de süslüyordu. Türkiye'de serbestleşme süreci 24 Ocak kararları olarak bilinen uygulamayla başladı. Bu kararların ardından artık gelenek olduğu üzere kararların sert bir askeri yönetim altında uygulanması geldi. 12 Eylül askeri darbesi piyasa oyuncularına ortamı teslim etti. Uluslararası piyasalardan kredi bulmakta zorlanacak 24 Ocak 12 Eylül rejimi çareyi altın satıp döviz getirmekte buldu. Türkiye'de finans dünyasındaki derinleşmeler ve sermaye piyasaları İstanbul Borsası'nın açılmasıyla önemli bir ivme kazandı. Bankalarda ciddi bir dönüşüm geçirmeye başladılar. Artık mali piyasaların pasif oyuncuları değil, dış rekabete açık küresel piyasalarda aktif olarak var olmaları gerekiyordu. Bu dünyanın gerektirdiği insan malzemesi de kısa sürede yerini almaya başladı. Mali piyasalarda aktif oyuncu olabilecek bireylerin çok iyi donanımlı olmaları, yabancı dil bilmeleri, iyi eğitim almış olmaları gerekiyordu. Ancak bu niteliklerin tek başına yeterli olmadığı da bir gerçekti. İyi bir sezgi, yaratıcı bir zihin, atak bir kişilik de gerekliydi. Bu tür özelliklere sahip bir yatırımcı olan Nasrullah Ayan, gözü pekliği sayesinde kısa sürede mali dünyada kendinden bahsettirmeyi başarmıştı. Başarıdan başarıya koşuyor, piyasanın hatırı sayılır bir oyuncusu olarak kendini kanıtlıyordu. Mardinli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Nasrullah Ayan, tüccarlığa henüz lise öğrencisiyken Gaziantep'te babasının yanında başlıyor. Gaziantep tarihin tüm dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi ve uluslararası geçiş yollarının üzerinde. Nasrullah Ayan babasının yanında ihracat işlerini yönetiyor. Paranın uluslararası meta değişimine aracılık yapan döviz piyasasına o zamanlarda ilgi duyuyor döviz kurlarına neyin hükmettiğini ve döviz piyasasını anlamaya çalışıyor. Dönem Orta Doğusu'nun önemli ticaret merkezi Beyrut'a gidip gelmeye başlıyor. Bir yandan da henüz 18 yaşındayken Ankara'da bakanların müsteşarların kapısında şirketin işlerini takip ediyor. Dönemin ideolojik ortamından da etkilenen, yaşam enerjisiyle dolu genç Nasrullah Ayan doktorcu oluyor. Sarp Kuray grubunun içinde militanlık yapıyor. Oğlunun adının Hikmet olarak konmasının ardında Doktor Hikmet Kıvılcımlı takipçiliği yatıyor. Doktor Hikmet'in kitaplarını yayınlayan bir yayın evini finanse ediyor. Nasrullah Aya'nın sosyalist dünya görüşü ve halka açık kapitalizm anlayışı kendi kişiliğinde buluşuyor. Her iki dünyanın da en iyilerinden olmayı, bir yandan para kazanırken diğer yandan toplumsal bilinçle hareket etmeyi ve komünist olmayı seçiyor. Bu onun düşünsel dünyasını zenginleştirirken hayal gücünü de derinleştiriyor. İsviçre yıllarında ise ünlü Mahmut Şekerci'nin yanında uluslararası piyasaları öğreniyor. İsviçre'nin derinlikli mali piyasalarında bir hayli deneyim kazanıyor. İsviçre'ye yerleşiyor. Altın dolar ihracat formülünde ayanlar ailece görev alıyor. İktidar kavgalarında 1983'te babası, abisi ve kaçırılan altınları ihracat dövizi olarak gösteren Mersinli ihracatçılar gözaltına alınıyor. Emniyette işin iç yüzünü anlatıyorlar. Turgut Özal ve Kaya Erdem'in bilgisi ve onayıyla bu işe girdiklerini itiraf ediyorlar. Nasrullah Aya'nın adı dönemin kuralsızlaşma ortamında boy gösteren hayali ihracatta da geçiyor. Lübnan'a milyonlarca kravat iğnesi ve İstanbul kartpostalı gönderip vergi iadesi alıyor. Sonraları satın aldığı AOG Menkul Değerler Şirketi'ni Türk Invest'e dönüştürüyor. Bu dönemde Yavuz Çizmeci ile ortaklar. Gazeteci kimliğiyle tanınan Cüneyt Ülsever, Nasrullah Aya'nın Türk Invest'inin genel müdürlüğünü yapıyor. Bu şirket borsada en büyük işlem hacmine sahip şirket oluyor borsa tarihinde etkin bir dergi olan Trendi yayınlıyor. 5 Nisan 1994'te şirket batıyor ve Türk Invest tasfiye ediliyor. Bu kısa özet bile Nasrullah Aya'nın bize aktardığı deneyimin ne kadar zengin ve dolu olduğunun kanıtı. Bu kitapta aktarılanlar bir yerde Türkiye'nin son 40 yıllık iktisat tarihi gibi. Dövize çevrilebilir mevduat hesapları, 24 Ocak kararları, Altın kaçakçılığı, hayali ihracat, sermaye piyasaları, borsa, döviz büroları, türev ürünleri ve repo. DCM, bankerlik, borsa, döviz hakkında dönemsel gözlem ve tanıklıklar son derece yalın ve dürüstçe aktarılıyor. Tüm bunlar ele alınırken kitapta sorgulama var ama bir hesap sorma, bir hesaplaşma arayışı yok. Açık ve net olarak kendisiyle barışık Nasrullah Ayan, ben buyum diyor. Kitaba damga vuransa toplumsal bilinç sahibi bir kızıl borsa kralının, bir finans kurdunun yaşadıklarını samimi bir üslupla aktarması. Bu samimi üslubun zaman zaman dikkat dağıtma ihtimali dinleyicinin kitaba ve konuya daha fazla odaklanmasını gerektiriyor. Konuya hakim olmayan dinleyici ise bazı bölümler arasındaki geçişleri hayal gücüyle ve küçük araştırmalarla aşmaya davet ediliyor. Bu zenginlikte bir yaşam deneyiminin aktarılması ile ilgili standart gereklerden bir tanesidir hayal gücünü devreye sokmak. Kitap bir yandan da Nasrullah Ayanı yakından tanıyıp bilenlere bakın aslında işin aslı buydu tadında yazılmış. Nasrullah Ayan işlediği günahları ve yaptığı sevapları bütün açıklığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Bu da az önce bahsettiğimiz katkının birincisi niteliğinde. Bir boyutuyla kitap, borsa ve finans konularına hakim olan ama o dönemi hiç bilmeyen veya Nasrullah Ayan'ı hiç tanımayan dinleyiciler, okurlar ve akademisyenler için de ilginç anekdotlarla dolu. İdeallerinden hiç vazgeçmeyen Nasrullah Ayan, kitapta bize politik geçmişinin başka bir kitapta anlatılacağının ipuçlarını da veriyor. Şüphesiz böylesi bir çalışma son derece ilginç bir okuma malzemesi daha ortaya çıkartacaktır. Çünkü bahse konu dönemde iş dünyası siyaset ilişkisi olayı içerden yaşayanların ağzından anlatılmamıştı. Nasrullah Ayan özelinde bu anlatımın ciddi bir katkı yapacağı açık. Bir dönem kitabı olarak kabul edilmesi gereken Borsa Kralı aynı zamanda hayatı boyunca güne resmi gazeteyi okuyarak başlayan ve dünyada yaşananların her an farkında olan deneyimli bir finans kurdunun kişiliğinde ve yaşadıklarında yakın dönemin siyasi, finansal ve ekonomik bir özetidir. Bab 1. Müteferrika Rutin olduğu üzere bir cuma öğle sonrası Atatürk Havalimanı'na geldim. İsviçre'ye uçacağım, çocuklarımı görmek için. Pasaportumu uzattım, normalden uzun bir süredir bekliyorum. Arada polis memuruyla göz göze geliyorum ama hiçbir tepki yok. Bir ara telefonla konuştuğunu gördüm ve alarmlar çaldı beynimde. Bir şeyler ters gidiyordu. Arkamdan yaklaşan polisleri fark etmemiştim. Bir anda çevrem sarıldı. Üç polis üzerime çullanıp ellerimi kelepçeledi. Kollarıma girdiler ve hava alanının dışarıdan pek fark edilmeyen, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan küçücük bir kapısından dışarı çıkartıldım. Markasını göremediğim siyah bir araba. Biniyoruz. Ortadayım. Sağıma ve soluma birer adam geçiyor. Uzun boylu üçüncü bir başkası da sürücünün yanına oturuyor. Bileklerimdeki kelepçeler dışarıdan belli olmasın diye kucağıma bir pardüsü koyuyorlar. Kapılar kapanıyor. Hareket ediyoruz. Hiç kimse konuşmuyor. Sormak istediğim bir şeyler var ama cevap vermeyeceklerini iyi bildiğim için sormuyorum, susuyorum. Dışarıya bakıyorum. Güzel bir sonbahar günü. Vakit akşama yakın. İstanbul batmaya hazırlanan güneşin sarılı yeşilli ışıklarıyla yıkanıyor. Ucundan görebildiğim deniz yavaştan bir ateş kırmızısına boyanıyor. Araba kalabalık caddelere dalıp çıkıyor. Daracık sokaklardan geçiyor. Sirkeciye geliyoruz. Büyük bir binanın önünde duruyoruz. Hızla arabadan çıkartılıyorum. Kapısında çok sayıda polisin nöbet tuttuğu binadan içeri giriyoruz. Basamakları iyice yıpranmış, köhne trabzanlı bir merdivenden aşağı iniyoruz. Havadaki küf, toz ve ter kokusu yoğun mu yoğun. Bir kapının önündeyiz. Beni indirenlerden biri kelepçelerimi çözüyor. Öteki kapıyı açıyor ve diğeri de hafifçe itip sözüm ona bir gazi Antep ağzıyla ''Müteferrikaya hoş gelmişsen ağam, buyur baş köşeye.'' deyip gülüyor. O zamana kadar adını sık sık duyduğum ama hiç görmediğim müteferrikadayım. Tıktıkları yerde leş gibi bir koku karşılıyor beni. Pencere yok. Tavana gömülmüş, Çelik kafesle korunan ölgün bir ampulden ortalığa loş bir ışık yayılıyor. O yarı karanlıkta karşıdaki duvara yaslanmış, üzerine birkaç çaput serilmiş daracık Seki'yi görüyorum. Odada başka hiçbir eşya yok. Seki'yi eğreti olarak kıvrılıyorum. Biraz sonra cayır cayır kaşınmaya başlıyorum. Ayağa fırlıyorum ve solgun ışıkta üzerimdeki beyaz gömleğin aklığında yüzlerce küçük siyah noktanın hareket ettiğini görüyorum. Dişlerimi sıkıyorum. Duvarı yumruklamak istiyorum ama kendimi tutuyorum. Sonra bütün olup bitenler kısacık bir zaman dilimi içinde yaşadığım fırtınalar, depremler, o çılgın metcezirler gözümün önünden geçmeye başlıyor. Üzerimdeki bitleri umutsuzca silkelemeye çalışırken düşünüyorum. Gaziantep'in tanınmış bir ailesinin çocuğu olarak yetişip mütevazi bir ticaret adamı, iyi bir aile babası olarak yaşayıp giderken karşıma çıkan o inanılmaz olayları Sıradan bir yaşam sürseydim asla görüp tanıyamayacağım tüm o insanları düşünüyorum. Altın ve döviz olayları, banka iflasları, karanlık bir bankerlik dönemi, yatırım şirketleri, Türkiye'nin en büyük bankalarında dönen dolaplar, siyasetçilerin, gümrüklerin, bakanlıkların, emniyet teşkilatının hatta silahlı kuvvetlerin ucundan bucağından bulaştığı ve benim de tanık olduğum kirli olayları düşünüyorum. Akıl almaz bir hızla değişen hayat coğrafyamı düşünüyorum. En tebin dışına bile pek az çıkmışken bir anda ta Singapur, Suriye, Lübnan ve İsviçre merkez olmak üzere Avrupa ve Asya kıtalarına zorunlu savruluşlarımı düşünüyorum. Şu ya da bu şekilde hayatıma giren ünlü politikacıları, mit ve polis şeflerini, ünlü bankacıları, uluslararası üne sahip bankerleri, sürüsüne bereket iş adamlarını… Ve hiç hatırlamak istemediğim babaları. Sonra tekrar kendimi düşünüyorum. Gaziantep'li mütevazi bir iş adamı iken adımın o dönemin en ünlü ve büyük davalarına, altın ve döviz kaçakçılıklarına nasıl karıştığını, nasıl borsa spekülatörüne, dahası borsa kralına dönüştüğümü. Bütün bunları düşünüyor sonra anlatmaya koyuluyorum. Kendi kendime anlatacağım elbette ama anlattıklarımın kaybolmayacağını biliyorum. Çünkü başımdan geçenlerin yaşandığı süreçler Türkiye'nin yakın tarihindeki çok önemli köşe taşları. Bunu bilerek anlatmaya başlıyorum. Fasıl 1: Aile. Beytül Paşavat yani paşalar sülalesi olarak biliniyoruz. Sülalenin kökenleri konusunda farklı rivayetler söz konusu. Kimine göre ailenin kökeni Yemen'de, kimine göre Bağdat'ta. Bir ara artık oğulları ile kız alıp verme olmuş. Onun için bize artık oğulları diyenler de var. Kimilerine göre ise Arap kökenli bir aileyiz. Çok da önemli değil aslında. Bu toprakların insanıyız sonuçta. Hatay'ın 1939'da ilhakıyla Türkiye-Suriye sınırı son şeklini aldıktan sonra aile bölünüyor. Bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Türkiye'de kalıyor. Biz Mardin'de Türkiye toprakları içinde kalıyoruz. Bizim ailenin kökenleri Beytül Paşavaz sülalesinin önemli isimlerinden olan Hasan Ağa'ya dayanıyor. Babam 1930, annemse 1928 doğumlu. Babam ilkokul mezunu. Annemse okuma yazmayı çok uzun yıllar sonra kendi başına öğrendi. Esasen 12 kardeşiz. Ancak kardeşlerimden dördü ya bebek yaşlarda ya da ana rahminde ölüyor. Yaşayan 5 erkek 3 kız olmak üzere 8 kardeşiz. Erkekler Abdullah, Fetullah, Nasrullah, Feyzullah ve Sadullah. Tüm erkek evlatlar için Ullah'la biten isimler seçilmesinin nedeni de ilk abimizin adı Hadi iki buçuk yaşında ölmesi. İlk çocuğunu kaybeden babam uğur getirir ve uzun yaşar inancıyla doğan ikinci çocuğunun ismini Abdullah yani Allah'ın kulu koyuyor. Bir anlamda inancı karşılık bulunca da sonraki tüm erkek çocuklarına Ullah'la biten isimler koymayı tercih ediyor. Kızların isimleri ise Metiye, Behiye ve Zekiye. Ben ailenin dördüncü çocuğuyum. Sırasıyla Abdullah 1951, Metiye 1954, Fetullah 1956, Nasrullah 1958, Sadullah, Feyzullah, ikiz bunlar 1960. Behiye 1966, Zekiye 1970 Abdullah kimya mühendisi. Üniversiteyi bitirdikten sonra Mersin'e dönüp aileyle birlikte çalışmaya başladı. Metiye, Fethullah, Sadullah ve Feyzullah ilkokul mezunu. Behiye uluslararası ilişkiler okudu. En küçüğümüz Zekiye, mimar. Bense lise mezunuyum. Fasıl 2 Aile geleneği meslek, ticaret Ticaret bizde eski bir meslek. Babam ticaretle uğraşıyordu. Ona da babasından kalmış. Eskiden bezirganlık diye adlandırılan ticaret bir anlamda aile kodlarımızda var. Babamın gençlik yılları sınırlar delinebilir durumunda olduğu için kaçakçılığın ve gayri resmi ticaretin en etkili olduğu zamanlar. Dönemin o bölge için en meşhur ticari işi ise kavak ağacı ticareti. Türkiye'den Suriye'ye kavak götürülüyor. Babam daha sonra kavak ağacının yanı sıra deri işleyip satmaya başlıyor. Deri ticaretiyle birlikte işlerini büyütüyor. Tabii Mardin'de kıskançlık gibi bir sorun var. Birisi işleri iyi gitti mi kıskanılır. Nitekim babamın işlerinin büyümesi kıskançlıkları beraberinde getiriyor. Bunun üzerine babam 1957'de Mardin'deki işleri Gaziantep'e taşımaya karar veriyor. Bir süre Mardin'deki dükkanını da işletmeyi sürdürüyor ama Gaziantep'e gidişleri sıklaşıp orada kaldığı süreler uzadıkça annem kaygılanmaya başlıyor. Gaziantep'te başka kadın mı var şeklindeki kaygıları iyice artan annem günün birinde babama posta koyuyor ve bunun üzerine 1958 yılında bütün aile Gaziantep'e taşınıyor. Gaziantep dönemi. Ben 23 Nisan 1958 doğumluyum. Doğduğumda babam doğal olarak yurt dışında olduğundan nüfusta kayıtlı doğum tarihim 1 Mayıs. Sanıyorum aile Ağustos sonu Eylül başı gibi Gaziantep'e taşınıyor. Yani Gaziantep'e taşındığımızda ben henüz 4 aylık bir bebeğim. Benden 4 yaş büyük olan Metiye ablam Gaziantep'e taşınma sürecini hatırlıyor. Babam kavak deri işinin yanı sıra Halep yakın olduğu için Gaziantep'te gıda işine de giriyor. Ancak küçük işler yapıyor. Araba ithalatı 60'lı yılların başından itibaren Türk işçiler Almanya'ya gitmeye başlıyor. 1965'te hükümet bu işçilere permi ile yurt dışından bedelsiz otomobil ithalatı hakkı veriyor. İşçiler ellerindeki permi haklarını başkalarına satıyor. Permi haklarını satın alanlar da yurt dışından araba getirip Türkiye'de satıyor. O zamanlar İskenderun'da yaşayan Diyarbakır kökenli bir aile var. Deveciler kökenleri esasında Musul'a dayanıyor. Yine sınırların yeniden çizilmesiyle bu sülalede Musul ve Diyarbakır arasında bölünmüş. Bir kısmı Musul'da bir kısmı da Diyarbakır'da kalmış. Meşhur Lübnanlı banker şekerci bu sülalenin önde gelen isimlerinden. Babam o dönem devecilerle beraber araba ithalatına başlıyor. Kontrol etmek için de dayımı İstanbul'a yerleştiriyor. 1966 yılı sonları 1967 yılı başları gibi. Ancak bir süre sonra dayımlarla problem yaşıyor ve yollarını ayırıyor. Fasıl 3. İlk iflas. 1970 yılına geldiğimizde bir baktık ki batak durumdayız. Gelen arabalar için hesaplar yanlış yapılmış. Türk lirası bazında para kazanılıyor ama arabayı alırken Alman marka 5 lira satarken 6 lira olmuş. Dolayısıyla Türk lirası bazında kar ediyor görünse de eline geçen parayla tekrar aynı arabayı alamıyor. Babam Mark Türk lirası arasındaki değişimi gözden kaçırıyor. Hesap kitap işini iyi yapamamanın sonucunda batak duruma geliyor ve araba işini sürdüremiyor. Ancak batışında tek etken araba işi değil. Aynı tarihlerde babam tasarruf bonosu işi de yapıyordu. Tasarruf bonolarının hikayesi şu. Devlet 1961'de çıkarttığı bir kanunla bütün mükelleflere vergi matrahlarının %3'ü kadar tasarruf bonosu alma zorunluluğu getirdi. Uygulamanın başlarında 10-12 yıl vadeli %4-7 arası faizi olan bu bonolar 5 yıl sonunda hamiline yazılı bono, faiz kuponları da hamiline yazılı tahvil kuponu muamelesi görebiliyordu. Alım satımı da her türlü vergi, resim ve harçtan muaftı. Bir süre sonra bu bonoların ikinci el piyasası oluştu. Çünkü paraya ihtiyacı olanlar bonolarını bedelinin altında elinden çıkartmak istiyordu. Babam ek olarak bu işi de yapıyordu. Ancak bir süre sonra devlet bu işten rahatsız oldu ve 1969'da çıkarttığı bir kanunla tahsil için gelenlerin bonoları nereden bulduklarını belgelemelerini aksi takdirde %40 vergi alacağını buyurdu. Bir gecede elimizdeki o bonoları sobada yaktığımızı hatırlıyorum. Üstüne depomuzda stokta mallarımız varken 10 Ağustos 1970'te meşhur devalüasyon yapıldı ve 1 dolar 9 liradan 14.85'e yükseltildi. Stoktaki mallarımız devalüasyondan birkaç gün önce İzmir'deki tüccarlar tarafından satın alınmıştı. Tabii ödemeler devalüasyondan sonra yapıldı ve bizim kalan servetimiz ciddi bir erozyona uğradı. O tarihlerde babamın dönemin başkanı Süleyman Demirel'e bir telgraf çektiğini biliyorum. Telgrafında İzmir'deki tüccarlar devalüasyonu bizden evvel haber alıyor. Sıhhatinizin işarı. Yani sıhhatinizin işarı sağlık durumunuz iyi mi yaşıyor musunuz diyor. Bununla da başbakan olan kişinin tüm vatandaşlara eşit mesafede olması gerektiğini yoksa adil olamayacağını kastediyordu. Süleyman Demirel o telgrafı yıllar sonra babama şaka yolla hatırlatmış. Hala sihatimi merak ediyor musunuz demişti. Fasıl 4. Umutlar bazen bir kuştur. O dönemin ekonomisini iyi anlamak lazım. Suriye'nin Türkiye'den başka bildiği bir kapı yok. Bağız rejimi iş başında, Suriye kendisini tamamen dışarıya kapatmış. Keza Türkiye'de öyle. Darbeler yaşanan ülkede dışa kapalı bir ekonomi söz konusu. O nedenle fiyatlar üzerindeki farklar ve kar marjları çok yüksek. Çok büyük paralar kazanılıyor ama babam araba işinden dolayı ciddi bir borç içinde. Durum böyle olunca babam son umudunu elinde kalan dar imkanlarla edindiği bir şahine bağlıyor. 1970'te en küçük kardeşim Zekiye'nin doğduğu yıl babam Suriye'de satmak üzere bir Şahin almıştı. Şahin dediysek otomobil markası değil, bildiğimiz o vahşi avcı kuş. Çünkü Şahin Suriye'de çok rağbet görüyor. Türkiye'de 25 bin lira olan bir Şahin Suriye'de bunun 3-4 katı ediyor. Suriyeliler Şahin'i avcılıkta kullanıyor. Bu durum bugün de devam ediyor. Örneğin Dubai'de hala şahinlerin çok ciddi para ettiğini duyuyorum. Diğer yandan da iyice enderleşmiş ve nesli azalan bir kuş. Tabii o tarihlerde işler bitse de evde gıda ürünleri bol. Çünkü babam satmak için numune bile istese üreticilerden 50 kilo nohut, mercimek, bulgur ya da pirinç geliyor. Bu anlamda bir sorunumuz yok ama gıda dışında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eve bir gram et girmeyen böyle bir dönemde babam umudunu bağladığı Şahin'e her gün et yediriyor. Bu bende çok etki yapmış bir durum. Babam Şahin'e o kadar umut bağlamış ki ona isim bile koymuş. Şahin'in adı Yıldırım'dı. Yıldırım bir gün kafeste düştü. Yıldırım'a bir şeyler oluyor diye kaygılanıp babamı çağırdık. Koşarak geldi. Babamı ilk kez ağlarken gördüm. Ağladığına bir daha babaannemin vefatında şahit oldum. Babam yıldırımın karşısında oğlum yıldırım yapma etme sen benim son umudumsun deyip hüngür hüngür ağladı. Ama yıldırım babamı dinlemedi öldü. Yıldırım öldüğünde babamın o dönemin parasıyla 350 bin lira yani 25 bin dolar civarında borcu vardı. Esasen 20 yıl ticaret yapmış biri için bu o zamanda çok büyük bir para değil. Ancak ticarette olmazsa hiç olmaz gibi bir durum var. Nitekim o dönem babamda yoktu ve Umut da yıldırımla yok olmuştu. Dört buçuk saat süren Ümmü Gülsüm türküsü Bu babamın ticaret hayatındaki ilk batışı değildi. Defalarca batmış çıkmış. Esasen bizim için olağan bir durum. Hatta babam bir adam hayatında üç kez batmamışsa adam değildir derdi. Yine bir gün bir bankanın Antep şube müdürü olan bir zat Zeki ayağın batmış diye bir laf çıkarmış. Bu da babamın kulağına gelmiş. Babam müdüre hadi pasaportunu da al seni gezdireyim bir Halep'e gidelim demiş. Birkaç gün sonra yola çıkmışlar. Halep'te üç gün kalmışlar. Her gün bir yerde ağırlanmışlar. Sonra Şam'a geçmişler. Burada iki gün kalmışlar ağırlanmışlar. Sonra Beyrut'a geçmişler. Orada da çok iyi ağırlanmışlar. Beyrut'tan dönüş için babam bir araba ayarlamış ve yolda Ümmü Gülsüm'ün Arap'ın yalellisi tabir edilen türden bir şarkısını çalmaya başlamış. Bu şarkı dört buçuk saat sürüyor. Beyrut'tan yola çıkmışlar. Gaziantep'e geldiklerinde şarkı hala devam ediyor. Müdür, yahu Zeki anamı ağlattın bu ne diyor. Babam da bak diyor benim için battı demişsin. Oysa ben her hafta bir seyahate çıksam ve iki gün Şam, üç gün Halep, iki gün Beyrut'ta kalsam paşalar gibi ağırlanırım. Sonra gelir bir tur daha yaparım. Ardından da şimdi sen bu lafa etmeye devam edecek misin? Şahit edersen bu kaseti başa alıp seni tekrar Beyrut'a götürürüm. Ulan ben üç kere battım dördüncüye koşuyorum. Sana ne? Sana borcum mu var? diye söyleniyor. Fasıl 5 Hayat dediğin tesadüf müdür? Kötü bir ruh halinde olan babam hem alacaklılarla yüzleşmemek için hem de acaba ekmek çıkar mı düşüncesiyle arada bir Şam'a Beyrut'a giderdi. Yine bir Lübnan seyahatinde Beyrut'ta Elhamra Caddesi'nde dalgın bir şekilde gezerken arabanın biri az daha kendisine çarpacak gibi oluyor. Şoför kavga etmek için arabadan iniyor ama bakıyor ki karşısındaki kişi babam. İsmi Fevzi olan sürücü Musul'da yaşayan Deveci sülalesinden. Baas darbesinden kaçıp Beyrut'a yerleşmişler. Amcasının oğlu Hacı Halil ile birlikte ticaret yapıyorlar. Hayırdır Zeki diyor. Babam geziyorum diyor. Nereden geliyorsun diye soruyor. Babam cehennemin üst katından diye ters cevap veriyor. Tabii babamın adama ters davranmasının nedeni o dönemde dayımları olan kızgınlığı ve bu adamın da Deveci sülalesine yakın olması. Babamın terslemesine rağmen peki nereye gidiyorsun diyor. Babam bu kez de cehennemin yedi kat dibine cevabını veriyor. Adam gel sana bir kahve ısmarlayayım diyor. Babam benim kahve içecek param var diye tersliyor. Bunun üzerine tamam sadece konuşuruz diyor. Gidip bir yere oturuyorlar. Hoş beş derken Fevzi'nin amcaoğlu Hacı Halil de geliyor ve sohbet işe güce kayıyor. Bunlar açığa kayısı çekirdeği içi satmışlar ama dünyada kayısı üretimi o yıl düşük olduğu için sorun yaşıyorlar. Biz sana para gönderelim, sen bize kayısı çekirdeği topla. Kar etme ihtimalimiz zayıf ama kar edersek yarı yarıya. Zarar edersek kendine %5 komisyon yaz diye öneri getiriyorlar. Babam istemem diyor ve ayrılıyor. Fasıl 6. Yeni bir başlangıç. Beyrut'tan gelen paralar ve babamın inadı. Babam Türkiye'ye döndü. Bize bu durumdan hiç bahsetmedi. Birkaç gün sonra İskenderun'da bir bankadan telefon edildi. Babanızın adına 25 bin dolar havale geldi, dediler. Gelen para tam borcumuz kadar. Babam yazaneye geldi, 25 bin dolar havale geldiğini söyledik. Geri gönderin dedi. Bu arada yazanede iki kişi oturuyor. Biri bize iki kamyon leblebi vermiş ve 2000 dolar alacağı kalmış. Parasını almak için gelmiş ve bir süredir içeride sedirde yatıyor. Adamın bir ayağı diğer ayağından 30 santim kısa. Ayakkabılarını öyle ayarlıyor ki kalkıp döndüğünde ayakkabılar doğrudan ayaklarının altına geliyor. Biz çocuğuz. Ben 13-14 yaşlarındayım. Abim şunun ayakkabılarının yerlerini değiştirelim dedi. Ayakkabıların yerlerini değiştirdim. Adam kalktı, döndü ve kafa üstü yere düştü. Adamın bu durumuna epeyce güldük. Gülüyoruz ama durumumuz pek de gülünecek gibi değil. 30-40 kişiye borcumuz var ve her gün alacaklılardan birkaçı kapımıza geliyor. Ayakkabılarının yerini değiştirdiğimiz de onlardan biri. Adam 2000 doları için bizim yazıhanede kamp kurmuşken babam 25 bin doları geri göndermemizi istiyor.'' En büyük alacaklımızsa Davut Batallı diye biri. O da Süleyman Demirel'in iyi adamlarından. Daha sonraları bakan olan Mehmet Batallı'nın babası. Davut amca günde 7-8 paket sigara içiyordu. Ağzındaki sigara daha bitmeden ikinci sigarayı da diğer tarafta hazır ediyordu. Her gün yazanenin önünden geçer, kafasını içeri doğru uzatır, "Ne oldu ya benim para?" diye bir laf atar giderdi. Biz havaleyi geri gönderdik ama inanılmaz bir sıkıntı yaşıyoruz. Ertesi gün bankadan tekrar aradılar ve bu kez 50 bin dolar geldiğini söylediler. Adamlar o parayı az bulduğumuzu sanmış. Babama 50 bin dolar geldiğini söyledim. Onu da geri gönderin dedi. Dediğini yaptık. Bir gün sonra 100 bin dolar geldiği bildirildi. Bunun üzerine aile olarak toplanıp babama biz rezil ve perişan bir durumdayız. Bunlar ne istiyor sen neden kabul etmiyorsun diye sorduk. Bunun üzerine babam bunlar kayısı çekirdeği satmış. Ben çalışmayacağım. Siz ne halt ederseniz edin dedi. Para bitti stop. Para yetiştirin stop. O tarihte en büyük abim Abdullah Ankara'da okuyor. Ben ortaokul ikinci ya da son sınıftayım. Parayı aldık. 10 bin dolarını küçük borçlarımızı kapatmakta kullandık. Davut amcaya da parasının bir kısmını verdik 90 bin dolarlık Kayısı çekirdeği aldık Para bitti Beyrut'taki adamlara bir telgraf çektik. Bizde İngilizce bilen yok onlarda da Türkçe bilen yok Telgrafı Türkçe çektik. Kayısı çekirdeği almaya devam ediyoruz stop para bitti stop para yetiştirin stop Selamlar stop Ertesi gün 250 bin dolar geldi. Biz bu parayla da kayısı çekirdeği aldık. Kilosunu 280 kuruştan almaya başlamıştık. Fiyat 3,5 liraya kadar çıktı. Adamlara kaç liradan keselim diye sorduk. Fiyata bakmayın ne kadar alabiliyorsanız alın açığımız yok dediler. Babam da yan gözle bizi izliyor. Sadece yanlış yaparsak şunu arayın orada daha ucuza vardır gibi müdahalelerde bulunuyor. Onun dışında da işe karışmıyor. 250 bin dolar da bitti. Biz tekrar para istedik ve yüklü bir para daha gönderdiler. O parayla da kayısı çekirdeği topladık. Mal toplamayı bitirdiğimizde kayısı çekirdeğinin fiyatı 9 lira olmuştu. Fasıl 7. Mersin'e geçiş. Kayısı çekirdeklerini topladık ama bir sıkıntı var. Biz kabuklu kayısı çekirdeği alıyoruz. Oysa adamlar kayısı çekirdeği içi satmış. Birilerinin bu çekirdeği kırması lazım. Babama biz bu çekirdekleri nasıl kıracağız diye sorduk. Siz çok şey biliyorsunuz ya cevabını aldık. Baba bunu biri kıracak ama nasıl kırılır sen bize söyle diye ısrar ettik. Filanca ustaya gidin size bir makine yapsın dedi. Babamın söylediği ustaya gittik bir makine yaptı ama elle çalışıyor. Tekrar babama dönüp depoda 6000 ton çekirdek var. Bu makineyle bize 2000 sene lazım. Ne yapalım diye sordum. Motor takın dedi. Yetmez dedim. Gerçekten de 2-3 makine olsa yetmezdi. Sonra Erbalcılar diye bir aile var. Onlara gittik. Çekirdeği kırmalarını istedik. Onlarla birlikte makine, el, kadın, çocuk biz o çekirdekleri kırdık. Bir süre sonra babam dedi ki bu işe devam edecekseniz Mersin'e taşınacağız. Niye diye sorduk. Çünkü ihracat için limana ihtiyaç var ve limanı olması itibarıyla da en iyi yer orası. Cevabını aldık. Nakit parayla Mersin'in çehresini değiştiriyoruz. Böylece 1972 yılında Mersin'e geçtik. Ben 14 yaşındayım. Sorunlu olarak ticaret yapıyorum ve aynı tarihlerde politik görüş başlıyor. Tam deniz gezmişleri nasıldığı yıl. En büyük abim solcu. Ondan da etkileniyorum. Yoksa ben esasında düzgün bir adamım. 8 yaşına kadar Kur'an eğitimi aldım. 11 yaşına kadar 5 vakit namaz kıldım. Mersin'e babamla birlikte gittik ve bir depo tuttuk. Ama depo döküntü bir yerde. Tabii bizim depoya ihtiyacımız var. Görüntüye ihtiyacımız yok. Yıllar sonra o deponun yerine babam 4 katlı bir bina yaptı. Vefat edene kadar da orayı ofis olarak kullandı. Şimdilerde de abilerim hala orayı ofis olarak kullanıyor. Mersin o tarihte müflis bir şehir. Bir şehir iflas eder mi? Edward Dumani diye yüzbinlerce ton bakliyat işi yapan bir ihracatçı iflas ediyor. Bu tüccarın içine düştüğü sıkıntı Mersin'i ve tabii Mersin'e mal veren tüm Anadolu'yu etkiliyor. Biz gittiğimizde Mersin'de veresiye vadeli mal alışverişi durmuştu. Çekle, senetle mal alamıyordunuz. Sadece nakit para verilirse mal alınabiliyor. Nakit para da bizde çok bol. Adamlara gönderin diyoruz. Onlar istemediğimiz kadar parayı ertesi gün çıkartıyorlar. Depoyu kurduk. Babam da depoda kendisine derme çatma bir oda yaptı. Odaya ayakları kırık bir masa, bir ahşap sandalye ve iki de eski tabure koydu. Gelenleri iskemle de oturtuyor. Annemler Mersin'e henüz gelmemiş. Babam sabah kalktığında ilk işi yemek için alışveriş listesi yapmak oluyor. Hamallardan birini gönderip listedeki malzemeyi aldırıyor ve yazanede çalışanlar dahil herkese yemek pişiriyor. Biz bu süreçte Mersin'i sallamaya başladık. Nakit parayla şehrin çehresini değiştiriyoruz. Bir gün bir adam geldi. İçeri girdi. Babam da yemek karıştırıyor. Patronunuz nerede diye sordu. Babam kafasını kaldırıp patrona küfür etti. Adam ne biçim konuşuyorsun dediğinde ona da küfür etti. Adam sen benim kim olduğumu biliyor musun diye sorduğunda babam daha da sinirlenip kim olursan ol deyip adamı tersledi. Şurada yemek pişiriyoruz ne karışıyorsun dedi. Adam ben Albert Atat dedi. Çok düzgün namuslu bir tüccardı Allah rahmet eylesin. Babam daha da sinirlenip ulan kim olursan ol dedim ya diye cevap verdi. Bunun üzerine adam patronunuz geldiğinde benim geldiğimi söyleyin deyip çıktı. Yemek pişti biz yemeğimizi yedik. Adam sandalyesine geçti. Albert Atat iki saat sonra yeniden geldi. Baktı babam sandalyede oturuyor. Ya kardeşim patronun yerine niye oturuyorsun dedi. Babam ulan sana ne patron benim ne istiyorsun dedi. Zeka sen misin diye sorunca babam he benim ne var dedi. Adamcağız Kusura bakmayın Zeki Bey, bir iş konuşmaya gelmiştim dedi. Bunun üzerine babam, "Ha böyle adam gibi gel konuşalım. Ne içeri girip patron nerede diye soruyorsun?" dedi. Albert Bey o gün ne için gelmişti hatırlamıyorum. Ama sonraları babamla çok iyi dost oldular ve babam vefat edene kadar arkadaşı olarak kaldı. Hristiyan olmasına rağmen babamın cenazesinde saf tuttu. İlk aşk Yaz tatili bitince ben okulu da Mersin Tevfik Sırrı Güre taşıdım. Okulda 7 bin öğrenci var. Mersin'in nüfusu 50 bin. Adana, Konya dahil birçok ilden öğrenci geliyor. Kapıdan bahçeye girip Hademe'ye müdürün odasını sordum. Oralara ben bakmıyorum cevabını aldım. Müdürün odası nerede bilmiyor musun diye sorduğumda yok bilmiyorum dedi. Saniyesinde geri dönüp yazaneye geldim. Babama bu okul olmaz deyip Gaziantep'e geri döneceğimi söyledim. Esasında o tarihte Ankara Fen Lisesi'ni de kazanmıştım. Ve kıza aşıktım. Kızın Fen Lisesi imtihanlarına gireceğini öğrendim. Kızı görebilirim diye ben de sınavlara girmeye karar verdim. O tarihte iki sınavla öğrenci alınıyordu. Gaziantep'ten yazılıyı sadece ikimiz kazandık. İkinci sınav İskenderun'da yapılıyor. Babası kızını götürüyor. Ben de gittim. Sınava girdik. Kız kazanamadı, ben kazandım. O zaman tüm Türkiye'de tek bir fen lisesi var ve sadece 75 öğrenci alıyorlar. Gittim Ankara Fen Lisesi'ne. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. İçeri girdim. Burada hayat nasıl geçiyor diye sordum. Birisi, biz haftanın 6 günü burada ders yaparız dedi. Bir gün tatil yani dedim. Yok, o günde etüt yaparız dedi. Nasıl yani? Hadi eyvallah deyip geri döndüm. Zaten kız da kazanamamış. Mersin'deki okulu da beğenmediğim için yeniden döndüm Gaziantep'teki liseye. Ali Fuat Bilen diye bir hocamız vardı. Ali Bilen'i o tarihte faşist diye tanıyorduk ama bugüne baktığımda bugünkülere kıyasla esasen demokrat bir hocaydı. O dönem her şeye siyah beyaz şeklinde bakıyorduk. Ali Bilen hoca Nüket'in de uzaktan akrabası. Gidip diplomayı verdim. Kayıt yaptırmaya geldiğimi söyledim bilen, babam mezarından çıkıp gelse seni bir daha bu okula almam dedi. Hoca etme eyleme dedim. Ama yemezler, ben senden kurtulmuşum. Ancak bir öğretmen akıllı duracağına dair kefil olursa kaydederim dedi. O sırada kapı açıldı ve içeriye şehrin önemli ailelerinden, göğüşlerden edebiyat hocası Birsen Göğüş Hoca girdi. Aha kefilim geldi dedim. Birsen Hanım'a hocam bana kefil olur musun dedim. Hoca bana şöyle bir baktı, ne oldu diye sordu. Müdür bey beni okula almıyor, kefil şartıyla alacağını söylüyor dedim. Birsen hoca edebiyat hocasıydı. Benim de edebiyatım çok iyiydi. O nedenle beni severdi. Hayır, kefil olmam demiyor ama olurum da diyemiyor. Sonunda Birsen hocayı ikna ettim. Liseye geri döndük. Ortaokuldayken aralarında müdürün kızının da olduğu Gaziantep'in ileri gelen ailelerinin çocuklarının okuduğu seçme bir sınıftaydım. Ama lisede beni bu sınıfın devamına vermediler ve en son sınıfa attılar. Toplama bir hababam sınıfı sadece iki kız var. Onlar da en az diğerleri kadar serseri. Mercimek lisansı ile tüccarlara çelme Kaysı çekirdeğine bademin de eklendiği ticaret ihracat işimiz sürüyor. O dönem ortaklar al diyorlar alıyoruz, yükle diyorlar yüklüyoruz. Hiç hesap kitap yapmıyoruz. Bir yıl sonra babam mercimek lisansı alacağız dedi. O zaman tüm ihracatı lisanslamak zorundaydık. Bugünkü gibi bir durum yok. Lisans alıyorsun ve belli bir süre sonra ihracatı yapmak durumundasın. Babam 10 bin ton mercimek lisansı alın dedi. Gidip aldım. 3 gün sonra bir 10 bin ton mercimek lisansı daha alın dedi. Gidip onu da aldım. Ortada ne mercimek var ne satış var hiçbir şey yok. Bir süre sonra Gaziantep'te eve geldim. Saat gecenin ikisi. Annem, baban sabah altıda seni Mersin'de bekliyor dedi. Bizde o tarihte telefon vardı. Babam arayıp akşamdan anneme söylemiş ama benim haberim ancak oluyor. Nasıl olacak? Hangi ile gideceğim? Çıktım otobüs terminaline kadar yürüdüm. Ama Mersin'e ilk arabanın sabah kalkacağını söylediler. Tabii benim o kadar bekleme lüksüm yok. Sabah Mersin'de olmam lazım. Birisi ileride bir benzin istasyonu var. Oraya tankerler gelir. Birine atla git dedi. Gittim baktım bir tanker var. Beni Adana'ya atar mısın dedim. Adam kabul etti. Bindim tankere kafayı vurup uyudum. Adam Adana'ya geldik diye beni kaldırmaya çalıştı. Gözümü açamıyorum. Sen beni Tarsus yol çatına bırakır mısın dedim. Adam tamam deyip devam etti. Ben hala tanker nereye gidiyor diye sormuyorum. Oysa tanker zaten Mersin'e gidiyormuş. Tarsus yoluna geldiğimizde adam beni yeniden uyandırdı ve ben ancak adama sen beni Mersin Ataş petrol rafinerisine götürür müsün dedim. Adam ulan baştan söyleseydin ya ben zaten oraya gidiyorum dedi. Ataş'a gittik. Oradan 8-10 kilometre yürüyerek yazhaneye ulaştım. Yazhaneye girdim babam oturuyor. 20 bin ton daha lisans hazırla. Sabah 8.30'da ihracatçılar birliğinin kapısında ol dedi. Biner tonluk 20 lisans doldurulacak. Her lisans 10 sayfa. Her sayfaya karbon koyuyorsun, sahte kontrat yapıyorsun. Olacak iş değil ama hazırlayıp bitirdim. Sabah İhracatçılar Birliği'ne gittiğimde ortalık ana baba günüydü. İnanılmaz bir kuyruk var. Mersin'in bütün kodamanları orada. Ali Latifeoğlu vardı. Demokrat Parti döneminde kendisi mi Yasadağa gitmiş, oradan kurtulmuş yoksa akrabaları mı bilmiyorum. Yani eski Demokrat Parti geçmişi olan bizzat Süleyman Demirel Bey vefa borcu olarak deniyordu. Onu Mersin İhracatçılar Birliği genel sekreteri yapmış. Bana baktı. Oo bir sen eksiktin. Sen ne getirdin dedi. Lisans talebim olduğunu söyledim. Mercimek mi diye sordu. Evet dedim. Kapandı kardeşim. Mercimek ihracatı yasaklandı dedi. Şuraya birer mühür vurun reddedildi deyin. Aksi halde babam kızar dedim. Git onu kapıda birisi yapsın dedi. Gittim sekreteri mührü bastı. Yazhaneye geldim. Babam ne oldu ağam dedi. Mercimek ihracatı yasaklanmış dedim. İyi dedi. Bir şey demeyecek misin diye sordum. Diğerleri orada mıydı diye sordu. Kimler dedim. Diğer ihracatçılar dedi. Evet dedim. Demek onlar da alamadı. İyi iyi dedi. Baba sen iyi misin dedim. Kız kıs gülerek onlara lisans verecekti. Sen araya girdiğin için onlarınkini de reddetti. Bir tek lisans bizde kaldı dedi. Hakikaten biz o yıl Türkiye'de tek mercimek ihracatçısı olarak kaldık. 20 bin ton yeşil mercimek lisansı bize yetiyordu. İçeride 200 dolar olan mercimek dışarıda 800 dolara alıcı buluyordu. Mercimek fiyatları Türkiye'de düşmeye devam ediyor. Babam "Fiyatları düşürme" dedi. Nedenini sorduğumda "Gelecek yıl ekmezler bir daha. O zaman da gelecek yıl ekmek yiyemezsin" dedi. Lisanslar bir yıllık mahsul içindi. O yıl çok iyi iş yaptık. Aynı dönem kayısı çekirdeği, badem gibi birçok ürün ihracatına devam ediyoruz. Bir gün saymıştım. O tarihlerde tam 113 çeşit mal ihraç ediyorduk. Keçi, koyun bağırsağı, keçi kılı, koyun yünü, çimen deri, mazı gibi akla hayale gelmez mallar yanında tüm geleneksel tarım ürünleri. Kırmızı mercimek ihracatına kota koyuyorlar. Bir sonraki yıl kırmızı mercimek ihracatı yasaklanmıştı ama biz yine de ihracat lisansı almıştık. Çünkü bu deneyim babamda alışkanlık yaratmıştı. Sezon başında bütün mallar için belli miktarlarda lisanslar alıyordu. Lisans alırken binde bir oranında bir para veriyordunuz ve ihracat yapmazsanız bu para yanıyordu. Mercimek ihracatını tam da yasaklayamadılar. Birisi lisansları 250 tonla sınırlamış. Beyannameyi açıp 250 tonu yükleyip beyannameyi kapatıyorsun. Yüklendiğini bildiriyorsun ihracatçı birliklerine. Ondan sonra ikinci 250 ton için lisans talep ediyorsun. Ankara'ya soruyorlar. Oradan gelen cevaba göre yeni lisans veriliyor. Birden bir gemi geldi. 5000 bin tonluk. Onu yükleyeceğiz. Fakat fiilen bütün mal demoraja gider. Yani gemiyi tuttuğunuzda verilen sürenin dışına çıkarsanız bekleme süresi için ödeyeceğiniz günlük cezaya gider. Babam git bu sorunu Ankara'da hallet dedi. Ticaret Bakanlığı'na gittim. 12 Mart muhtırasının üzerinden 2-3 yıl geçmiş. Darbe dönemi bitmiş. Sivil hükümet kurulmuş ama Dış Ticaret Genel Müdürlüğü'nün başında bir albay var. Unutmuşlar orada adamı. Sekreter herkese birer numara veriyor. Bana da bir numara verdi. Onarlı gruplar halinde içeri giriliyor ve girenler birer dakika arayla dışarı çıkıyor. Dışarıya çıkan herkesin suratı asık. Sıra benim de içinde bulunduğum 10 kişiye geldi. Bizi içeri aldılar önündeki dosyadan kafasını kaldırmayan albay her birinizin 30 saniyesi var. Bu sürede derdini anlatan dışarı çıksın sonra ilgileneceğiz dedi. İlk konuşmacı ben bilmem ne şirketi genel müdür yardımcısı diye kendini tanıttı ve albay 30 saniyen doldu çık dışarı dedi. Ardından başka biri sahne yine aynı adam kendini tanıtamadan süresi bitti. Sıra bana geldi. Günaydın efendim saygılar sunuyorum iyi günler diliyorum dedim ve döndüm arkamı gidiyorum. Albay dur ulan dedi. Durdum. Manyak mısın sen ne yapıyorsun dedi. Yok efendim 30 saniyede size selam vermezsem ayıp. Saygılarımı sunmazsam ayıp. Allah'a ısmarladık demezsem ayıp. Ben üçünü de söyledim hadi bana müsaade dedim. Sen gel buraya dedi. Kalan 4-5 kişiyi de dışarı çıkardı. Sen otur bakayım dedi. Senin derdin ne ulan dedi. Efendim mercimek ihracatını yasaklamışsınız. Biz mi yasaklamışız dedi. Evet efendim dedim. Niye yasaklamışız dedi. Nereden bileyim efendim. Kotaya tabi tutuyormuşsunuz dedim. Biz mi kotaya tabi tutuyormuşuz dedi. Efendim limanda gemi duruyor. Bu sisteminizle dış ülkelere rezil rüsva olacağız. Geminin yüklenmesi 3 ay sürer dedim. Dur bakayım sen dedi. Ve birisini çağırdı. Gelen daha sonra bakanlık görevi de yapacak olan bir kişi. O zaman daire başkanıydı. Albay X Bey biz niye mercimek ihracatını yasakladık diye sordu. Efendim rekolte düşük ancak bize yeter. Yasak da değil, sınırlı izin veriyoruz dedi. Söze ben girdim. Bizim gemi limanda. Sizin bu sistemle ben size vereyim bizim bu gemiyi gönderin. Çünkü benim bu halde yüklememe imkan yok dedim. X Bey bana ne dedi? Bunun üzerine X Bey'e rekolte tahminlerini sordum. 170 bin ton cevabını verdi. Size bu kadar mercimek yeter mi diye sordum. Yeter dedi. Ben size 180 bin ton vereyim dedim. Çünkü yanlış rekolte tahmini yapılmış. Güneydoğu birlik parayı hazır etsin ben her gün 5 bin ton mercimek indireyim dedim. X Bey'in rengi kaçtı. Albay söze girdi. İyi işte X Bey hem senin işin çözülsün hem bu çocuğun işi çözülsün dedi. X Bey efendim böyle bir mercimek yok dedi. Albay da ya kardeşim çocuk var olduğunu söylüyor. Biz vatandaşa yalan söylüyorsun mu diyeceğiz dedi. Sonra bana dönüp sen git malını yükle dedi. Nasıl yükleyeyim efendim lisans alamadık henüz dedim. Tamam sana lisans serbest 5000 ton gönder limana dedi. Emin misiniz efendim dedim. Eminim dedi. XB'ye döndüm. Tamam mı dedim. Genel müdür emretti yapacağız dedi. Çıktım babama telefon ettim. Kamyonları dizin limana. Lisansları da doldurun, gönderin dedim. Babam nasıl yaptın diye sordu. Vallahi ben de nasıl yaptığımı bilmiyorum. Geldiğimde anlatırım dedim. O yıl öyle geçti. Fasıl 8. Dönemler biter, dönemler başlar. Lübnanlılarla ortaklık bitiyor. Lübnanlılarla 1972 yılında başlayan ortaklığımız 1975 yılına kadar sürdü. Bu kadar yıl içinde hiçbir şekilde hesap kitap yapmadık. Bir gün bunlardan bir telgraf geldi. Lübnan'da ilk savaş olan dönemdi. Ortaklığı burada durduruyoruz, çalışmamaya karar verdik. Hesabı sonra görürüz, stop. Lübnanlılarla yaptığımız işlerin hesap kitabı için ancak 1975 yılında masaya oturabildik. Çok büyük para kazanmışız. Fakat ilk işte kar edilirse yarı yarıya zarar edilirse komisyon vereceklerini söylemişlerdi. Kar çıktığı için bizim payımıza 2300 dolar düştü. Oysa zarar çıksa ve biz komisyon alsaydık 250 bin dolar civarında para alacaktık. Ama 4-5 yılda muazzam para kazanmışız. Tabii Lübnanlıların ortaklığı bitirdiği 1975 yılına kadar biz sadece mal almayı biliyoruz. Satış yapmıyoruz. Pazarla temasımız yok. Bankacılığı bilmiyoruz. Depolarda da 10-15 milyon dolarlık mal var. Babama ne yapacağımızı sorduğumda biz satacağız cevabını aldım. Nasıl satacağız? Nereye satacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz. O tarihte liseyi bitirmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini kazanmış ve kaydımı yaptırmıştım. Kimlik de aldım fakat fakülteye hiç gitmedim. Bu kimliği 4-5 yıl kullandım ve tüm öğrenci indirimlerinden yararlandım. Hatta 25 yaşına kadar o kimlikle indirimli uçtum. Lübnanlıların ortaklığı bitirdikleri haberinin geldiği yıl ben ve iki kardeşim evlenmiştik. Patates ihracatı ve geçit vermeyen Habur Lübnanlılar çekilince Irak'la patates ticareti işi bize kaldı. Irak'ta patates ihalesini aldık. 50 bin tonluk bir ihaleydi. Patatese başladığımız yıl kızımın da doğduğu yıldı. Babam bu nedenle kızım hep patato diye çağırırdı. Ha buradan ihracat yapacağız. İhaleyi aldıktan birkaç gün sonra Neşat Söyler isminde bir adam geldi. Zeki Bey hayırlı olsun patates ihalesini almışsın. Yükleyecek misin dedi. Babam sağ ol dedi. Nejat Söyler ha buradan malların geçişinde yardımcı olabileceğini söyledi. Babam, oğlum benim sattığım patates sen nesine yardımcı olacaksın? Patatesin tonu 200 dolar, sana ne vereceğim dedi. Adam, yok bir şey ver diye söylemiyorum ama istersen ben hallederim dedi. Sonra yanımızdan ayrıldı. Meğerse babam Nejat Söyler'i eskiden tanırmış ve devecilerin adamı diye de kendisinden hoşlanmazmış biz günde 50 kamyon patates yüklüyoruz. Ancak patatesler ha duruyor. Diğer tarafa geçemiyor. Bir gümrük memuru çuvalları tartacağım diye inat ediyor. 25 kilogramlık çuvallar nesini tartacaksın? 50 kamyon patates. 2 kamyon patatesi teker teker tartmaya kalkmışlar. Dördüncü gün oldu patatesler hala gümrükte. Birkaç gün daha kaybedersek patatesler filizlenecek. Baba patatesler haburda duruyormuş dedim. Anladım ben hallederim dedi. Kalktı ayağa şoföre habura gidelim dedi ve yola çıktılar. 7-8 saat sonra patateslerin hepsinin sınırdan geçtiği haberi geldi. Babam geri döndüğünde hayırdır dedim. Necat abiniz yapacak dedi. Necat Bey'e kamyon başına 50-100 dolar gibi bir para vermiş ve böylece patatesleri gümrükte hiç beklemeden geçirdik. Gümrük müdürüne rüşvet yerine hediye daire Türkiye ilginç bir ülke. 10 Ağustos 1970'te devalüasyon yapıldı. %66'lık bir devalüasyondu. Dolar 9 liradan 14 lira 85 kuruşa çıkmıştı. 1973'te Ecevit'in kazandığı seçimler sonrasında dolar aşağı geldi ama yay gerildi. 1975'te çatışmaların başlaması ve ekonominin zayıflaması ile dolar 1978'de bir anda 25 liraya çıktı. Ama Merkez Bankası'nda karşılığını bulamadı. Merkez Bankası fiyatları 25 lira iken dolar kara borsada 50 liraya çıkmıştı. Türkiye'de 1979'da bir devalüasyon daha yapıldı. Ancak bu öyle bir devalüasyondu ki geleneksel tarım ürünleri için 1 dolar 35 lira ayrı, sanayi ürünleri için 1 dolar 47.10 lira ayrı bir fiyat biçildi. Yani sanayi ürünleri için dolar TL kuru tarım ürünlerinin %40 üzerinde belirlenmiş oldu. Kara borsada ise dolar 50 liraydı. Böyle bir uygulama kaçakçılığa davetiyedir. Bu aslında bir anlamda gasptır. Yani Türkiye o dönem teşvik edeceğine tarım ürünlerinden gelen parayı çiftçinin elinden gasp etmiştir. Bu bir zulümdür. Babam ben resmi kurdan bu adamlara bir dolar bile satmam dedi. Ne yapacağız diye sordum. Kaçakçılık cevabını verdi. Mesela ha burada o zaman her gün bütün rüşvet paraları ortada toplanırdı. Kimse bir şey çalamazdı. Bütün dağıtımı gümrük müdürü düzenlerdi. Onun yaptığı bir liste vardı. Yukarıdan aşağı dağıtılırdı. Depoda bizim 1 milyon dolarlık fındığımız bir o kadar antep fıstığı vardı. Tam bunları yükleyeceğiz, gümrük müdürü değişti. Adamın tipine bakıyoruz. Rüşvet yiyecek bir tip değil. Ancak yeni müdür koltuğuna oturdu ve biz malları yükleyemiyoruz. Babam, ihracat yapamazsınız, kaçıracaksınız demiş. Her sabah büyük biradere Fatih ne oldu diye soruyorum. Adam orada duruyor ve yükleyemiyorum cevabını alıyorum. Bir gün babam hadi gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz dedim. Sınıra dedi. Fatih'e de bütün malları yükleyip sınıra getirmesini söyledi. Gittik. Babam gümrük müdürünün odasına girdi. Kamyonlar da dışarıda bekliyor. Bizim elimizde ne beyanname var ne bir şey var. 35-40 kamyon mal bekliyor. 15 dakika sonra babam beni çağırdı. "Fatih nerede?" dedi. Dışarıda olduğunu söyledim. Çağırmamı istedi. Fatih içeri girdi, babam döndü. "Ulan it oğlu it, hemşerimiz buraya kadar gelmiş. Namussuz biri olsa şimdiye kadar 3-5 kuruş verir işinizi gördürürdünüz." bu çocuğun niye kısmetiyle oynuyorsunuz? Püh senin yüzüne deyip Fatih'in suratına tükürdü. Nerede mallar dedi. Fatih kekeleyerek dışarıda olduğunu söyledi. İyi getirin karşıdan da kamyon çağırıp yükleyin alıp gitsinler dedi. Sonra da hadi canım benim gözlerinden öperim diyerek müdürü öpüp sen Nasrullah Bey'le hesabını görürsün deyip gitti. Babam bir arabaya binip Halep'e geçti. Ben müdürle işi konuşmak için odasına geri döndüm. Ama adam ben babanla anlaştım. İşler bitince babana parayı ne yapacağını söyleyeceğim. Sen de merak etme dedi. Bunun üzerine ben de oradan ayrıldım ve bizim mallar Türkiye'den çıktı. Tabii oradan ayrıldım ama işin maliyeti ne oldu diye merak ediyorum. Birkaç gün sonra babam Halep'ten döndü. Babama gümrük müdürüyle kaça anlaştın diye sordum. Anlaştık bir şeylere dedi. Parayı nasıl vereceğiz dedim. Bu adama parayı verme. Bu içkici biri çarçur eder, rezil eder dedi. Ne yapacağız dedim. Sen git buna ev al. Daireleri de onun adına yapma. Dayının adına yap dedi. Biz anlaşma gereği gümrük müdürüne değişik yerlerde birkaç daire aldık ve tapusunu dayımın üzerine yaptık. O daireler bizde 12-13 yıl kaldı. Türk Invest zamanında bir gün babam beni çağırdı. Oğlum git dayından bu dairelerin tapusunu al. Adamı bul ve ne istiyorsa onu yap dedi. Gittik hallettik. Müdürün parasını verip 12 yıl sonra hesabı kapattık. Tarım ürünlerinde ihraç cezası 1979 devalüasyonuyla tarım ürünleriyle sanayi ürünleri ihracatından elde edilen dövizlere ayrı kur uygulanırken 1980 yılı 24 Ocak kararlarıyla sanayi döviziyle tarım ürünleri dövizine eşitlediler. Bu sefer de geleneksel tarım ürünlerinde ihraç etme cezası almaya başladılar. Bunu da bir fon adı altında yaptılar. Önceleri devlet fiyat istikrarı fonuydu, sonraları KKDF, kaynak kullanımı destekleme fonu oldu. Şöyle ki, mesela 1 kilogram fındık ihraç ediyorsun. Fındığın fiyatı 1 dolarsa 1 dolar da devlete ödüyorsun. Yani çiftçi bütün bir yıl uğraşıyor, eline 1 dolar geçiyor. 1 dolar da devlet alıyor. Daha sonraki yıllarda Fisko Birliği'nin iflas ettiğini söylediler. Oysa kesilen bu fonlar Fisko Birliği'ye ödenseydi ya da fındığa yatırımda kullanılsaydı hiçbir sorun yaşanmazdı. Fisko Birliği'ye sen zarar et ancak bana fon ödemeye devam et dediler sadece fisko birliğe değil bütün ihracatçılara bütün bunları tarihsel süreçleri içinde ele aldığımızda Türkiye'deki iktidarların yatacak yeri yoktur çünkü devletin tarım politikası yok bir zamanlar gıdada dünyanın kendine yeten ülkesi artık bir ithalat cenneti haline geldi her malın fiyatını Ankara belirler Ankara iğneden ipliğe her şeyin fiyatını kendisi belirliyordu 1980 yılına gelinceye kadar Ankara'da böyle bir alışkanlık hüküm sürdü. Asgari ihraç fiyatı diye bir tarif vardı. Mercimek satacaksın örneğin, dışarıda fiyatı 400 dolar. Ankara'da birisi oturduğu yerden ona 500 dolar fiyat belirlemiş. Ağzınla kuş tutsan 400 dolara düşüremezsin. Dolayısıyla 500 dolar üzerinden ihracatını yapar, fatura edersin. 100 dolarını ihracat yaptığın müşteriye kendi cebinden verirsin ve adam sana 500 dolar gönderir. Aslında Ankara'nın bu her şeyi ben bilirim mantığı iş adamlarını kaçakçılığa zorlardı. Biz o dönemde ihracatı büyütmüştük. Dolayısıyla önemli bir döviz geliri elde ediyoruz. Nohut, mercimek gibi yükte ağır, pahada hafif malların ihracatından antep fıstığı, fındık gibi yükte hafif, pahada ağır, pahalı mallara doğru yönelmeye başladık. Tabi bu ürünleri de devlete 1 dolar fon vermek yerine kapıdaki adama 25 sent verip fırsat buldukça kaçırıyorduk. Ancak sadece kaçakçılıktan para kazanmıyorduk. Dövizi de devletin belirlediği 35 liraya bozdurmak yerine kara borsada 50 liraya bozduruyorduk. Fasıl 9. Evlilik Üniversite sınavına girdiğimdeydi. Ne için olduğunu hatırlamadığım bir eylem yapacaktık ve arkadaşlar dışarıda beni bekliyorlardı. O nedenle 14 dakikada sınavı tamamladım. İlk 5 soruyu nasıl cevapladıysam sınavın gerisini de aynı seçeneklerle işaretleyip çıktım. Ama sınavın mantığını, daha doğrusu bilgisayarın okuma mantığını çözmüşüm. Bu sayede üniversite sınavında Türkiye'de ilk 500 içinde yer aldım. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini kazandım. Nüket de bir okula girecek kadar puan almıştı. Onun evraklarını dağılarak kayıt yaptırmaya gittim. Nüketi beden eğitim bölümüne kaydettireceğim. Arkadaşımın evinde kalıyorum. Bir sabah uyandığımda karı kocanın kavga ettiğine tanık oldum. Kadın kocasına bu adam ne zaman gidecek diye soruyor. Kavga benim üzerimde dönüyor. Adam da "Yahu bu adam bizi Gaziantep'te o kadar ağırladı evinde kaldık. Bize bir gün bir tek laf etmedi." Biraz küçük sesle konuş duyacak diyor. Kadın adamı dinlemeden biz daha yeni evlendik bu adam defolup gitsin diyor. 15 dakika kavga edip sonra sustular. Bir süre sonra ben odadan dışarı çıktım. Kahvaltıya buyur ettiler. Çıkacağımı söyleyip evi terk ettim. Esenler'de oturuyorlardı. Oradan Karaköy'e kadar yürüdüm. Gemiyle karşıya geçip haremden otobüse binip Mersin'in yolunu tuttum. Yazhaneye gelip babamı sordum. Gaziantep'te olduğunu söylediler. Dışarı çıkıp bir otobüse binip Gaziantep'e gittim. Babama üniversiteye gideceğimi söylediğimde bana sen liseye ne zaman başlamıştın diye sormuştu. Zaten üniversiteye gitmemi istemiyordu. Hatta babam ben okumayanı severim diyen bir adamdı. Babam ne yaptın nereye başvurdun diye sorduğunda evleneceğimi söyledim. Kiminle diye sordu. Komşumuz Kamil Ağa'nın kızıyla evleneceğimi söyledim. Babamın hoşuna gitti. Böylece biz üniversiteye gitmek yerine Nüket'le evlendik. Evlendiğimde karıma hiçbir gelecek vaat etmedim. Başarılı olamayabiliriz. Başarılı olursak da olmasak da birlikteyiz dedim. Nitekim birlikte yaşadığımız 40 yılda ekonomik anlamda birden fazla iniş çıkışım oldu. Nüket bu dönemlerde büyük bir sabırla beni ve bu ilişkiyi taşıdı. 40 yılı karşılıklı anlayışla devirdik. Fasıl 10. Yurt dışı dediğin nedir ki gidilirse vardır. Lübnanlılarla ortaklık bittiğinden elimizdeki mallar için pazar bulmamız lazım. Depolardaki mallarımız temiz. O tarihe kadar biz akar kokar türden işlere bulaşmadık. En tehlikeli malımız patatesdi. O da kapıda beklerse bozulabilme riski taşıyordu ama bu risk gerçekleşmeden sorunu aşmıştık. Bir akşam oturmuş sohbet ediyoruz. Babam Birinizin artık yurt dışına çıkması lazım dedi. Baktım ki abim yanaşmıyor. Ben giderim dedim. Arapça biliyorum. 20 günlük evliydim ve ilk yurt dışı seyahatime çıktım. Eşim Nükete Halep'e gidip geleceğimi söyledim. Oysa müşterilerimizin bulunduğu Halep, Şam ve Amman'a gideceğim. Orada paraları toplayacağım. Paraların transferi için Ürdün ya da Beyrut'a gideceğim. Yani Nükete yalan söyledim. Durum tam bir keşmekeş. Nüket ne zaman döneceksin dedi. Günlerden salıydı. Perşembeye dönerim dedim. Yola çıktım. Halep'teki işleri bitirdim. Şam'a gittim. Oradaki işleri de bitirdim ve Amman'a geçtim. Tabii biz peşin gelen dövizlerle ihracat yapmaya alışmışız. O arada İtalyan liretinde de meğerse meşhur devalüasyonu yakalamışız. Doların 680 liretten 1400 lirete çıktığı bir devalüasyon. Yani biz 1 dolara 1400 lira alıp Türkiye'ye getiriyoruz. Devlet bize 2 dolar veriyor. Türkiye o tarihte kurları 6 ayda bir değiştiriyor. Amman'da Halim Selfiti diye bir banker vardı. Onunla görüşüp döviz işlerini de hallettim. Ve Nüket'e söz verdiğim gibi perşembe günü döndüm. Ama önemli bir zaman farkıyla. Yani iki hafta sonraki perşembe günü. O sıralarda Mersin'de dört katlı bir apartmanda ailecek oturuyoruz. En altta ben, üstte babam, onun üzerinde Abdullah. En üst katta ise Fatih oturuyor. Kapıyı çaldım. Nüket kapıyı açmıyor. Kapının arkasından sen bunca zamandır neredesin diye soruyordu. Ben sana perşembe günü geleceğimi söylemedim mi dedim. Evet dedi. E ee, bugün günlerden ne dedim. Kapı açıldı. Nüket bir yandan ağlıyor, bir yandan gülüyor bu başlangıçtı. Biz böyle böyle 40 yılı aşkın bir süredir birlikteyiz. Red Klaus Akreditif Mersin'e döndükten sonra bir gün Yapı Kredi Bankası Mersin Şubesi Müdürü Andre Nadir geldi. Dedi ki, bu şekilde döviz farklarını alamazsınız. Çünkü peşin döviz bozdurulduğu anda TL'ye dönüşür ve fark alamazsınız. Sözleşmenize bağlı olmak için başka bir şey yapmanız lazım. Ne yapacağız diye sordum. Size hem peşin döviz gibi görünecek hem de akreditif olacak bir formül lazım cevabını verdi. Dünyada Red Clause Akreditif bu işin adı. Red Clause Akreditif yani kırmızı şartlı akreditif. Sen malı yükleyeceğini bir belge ile taahhüt ediyorsun ve peşin döviz gibi paranı o günkü kurdan avans gibi çekiyorsun. Daha sonra ihracat gerçekleştiğinde kur farkını tahsil ediyorsun. Ürdün'den bir akreditif açtık. 45 gün geçti gelmedi. Gelmiyor. Ürdün'de bunu bilen bankacı yok. Onlar Amerika'ya yazmışlar. Orada bunları tanıyan, takan yok. Babama "Batarız, dönemeyiz." dedim. "Tamam, ben hallederim." dedi. Ertesi gün seyahate çıktı. O zaman İstanbul havaalanında telex vardı ve babam böyle şeyleri severdi. Mesaj çekerdi. Neyse, babam kalkıp Beyrut'a gidiyor. Orada baba şekerciyi buluyor. O da ben böyle işlerden anlamam diyor. Adam sarraf. Hangi parayı getirirsen getir sana çevireyim ama ben akreditif makreditif red close bilmem. Sen en iyisi Zürih'e git bizim Muhammed'i bul diyor. Muhammed büyük oğlu. Babam kalkıp Zürih'e gidiyor. Babam anlatıyor Muhammed dinliyor ama sonunda o da bir şey anlamadığını söylüyor. Babam diyor ki Vallahi ben de anlamadım ama bana öyle bir akreditif açacaksın ki hem akreditif olacak hem de peşin para olacak. Neyse babam Zürih'te bir hafta kaldı. Fakat Muhammed'in işleri çok yoğun babam da domuz eti verecekler diye lokantada yemek yemiyor. Gidiyor tavuk yemeye. Lisan bilmediği için tavuk gibi gıdaklayıp işaretler yaparak yemek siparişi vermeye çalışıyor. Ama pek başarılı olamıyor. Altıncı günün sonunda Muhammed'e senin desteğini de paranı da bana bir yemek söyle ben olup gideyim diyor. Babam döndükten sonra bir daha İsviçre'ye gitmem sen git dedi. Gideceğim de bende de lisan yok ama kalkıp Zürih'e gittim. Muhammed'in ofisinin karşısında bir otel buldum. 18 yaşındayım ve kaybolurum diye korkuyorum. Arap ülkeleri dışında ilk kez yurt dışına çıkıyorum. Akşam gittim otelde oda istiyorum. Birkaç kelime biliyorum ama bir araya getiremiyorum. Kafa göz yara yara bir oda buldum. Sabah oldu Muhammed'in yazanesine gittim. Durumu anlattım. Vallahi Nasrullah ben anlamadım. Sivis Bank'ta herhalde bir bilen vardır oraya soralım dedi. Sivis Bank Corporation o zamanın en büyük bankalarından biri. Sonunda Muhammed Sivis Bank'ta bu işi bilen birini buldu. Biz böylece sorunu çözüp akreditifleri İsviçre'den açmaya başladık. Lübnan Savaşı, Beyrut Macerası Benim yurt dışı trafiğim o güne kadar Halep, Şam, Amman, Beyrutken bu sefer Halep, Şam, Amman, Züriş şeklinde değişmişti. En son Beyrut ziyaretini 9 Şubat 1976'da yaptım. Tarihini niye net bir şekilde hatırlıyorum? Rutin turumu Halep, Şam, Amman olarak tamamladım. Paraları topladım. Lübnanlı ortağımızla işleri ayırmışız ama havaleleri onlara yaptırıyorum. Sabah erken saatteki bir uçakla Amman'dan Beyrut'a inip Lübnanlılara çekleri verdim. Başka birine de 30 bin dolarlık havalem vardı. Onun yazanesine gittim. Adam bana, babam mezardan çıkıp gelse ben kimseye bugün para vermem. Sana da tavsiyem bir an önce çekip gitmen dedi. Küfrederek dedim ki, ben baban değilim. Bunun arkasına havaleyi ödemiyorum diye yaz, imzala ben gideyim. Canım sıkıldı, asabım bozuldu. Oradan çıkıp başka bir müşteride de 10 bin dolar bir paramız vardı ona gittim. O da Nasrullah paranı vereyim bir an önce buradan ayrıl dedi. Ne oluyor diye sordum. Burada haberler iyi değil bugün ortalık karışacak dedi. Sonunda paraları alıp bizim eski ortaklara gittim. Şu havaleyi bana bir an önce yapın teleksini de bana getirin dedim. İki saat sonra paranın transfer edildiğine dair belgelerle geldiler. Ben gidiyorum dedim. Yemek yiyelim dediler. Yok ben gideceğim dedim. O zaman dur seni çocuklar göndersinler dediler. Taksi faturası 65 liradan 800 liraya çıktı. O zaman Beyrut-Şam arasında iki buçuk saat süren normal bir yol var. Orası Hristiyanların denetiminde. Bir de Müslümanların denetiminde olan ve 9 saat süren dağlık bir yol var. Neyse taksiyi ayarladılar ve taksiciye uzun yoldan götür dediler. Taksi ücretleri o dönem adam başı 13 lira. Ben taksiyi tek başıma kiraladığım için 5 kişilik. Yani 65 lira vereceğim. Eski Amerikan arabaları öne 2 arkaya 3 yolcu oluyor. Arabaya bindik 2 saat yol aldık. Radyo açık marşlar çalmaya başladı. Suriye ordusu Lübnan'a giriyor. Adam arabayı sağ çekti. 100 lira verecek misin yoksa burada inecek misin diye sordu. Dağın başındayız. Devam et dedim. İnanılmaz haberler geliyor. Yol boyunca gelen kötü haberlerle bizim taksi faturamızda yarım saatte bir artıyor. Sonunda 800 liraya kadar çıktık. Her seferinde kenara çekip fiyat yükseltiyor ve bunu kabul etmiyorsam inmemi istiyor. Dağ başındayız kabul ediyorum ve yola devam ediyoruz. Sonunda Şam'a vardık. Şam'da bu işler çok sıkıdır ve adamın anasını ağlatırlar. Beyrut'a gidip gelen taksilerin durağına geldik. Ben çıkardım taksiciye 65 lira verdim. Bu ne dedi? Kapıyı açıp polisi çağırdım. Polise bu beni 65 liraya Halep taksilerinin oraya kadar bırakacaktı. Şimdi burada indirmek istiyor dedim. 800 lirayı hiç karıştırmadım. O da korkusundan sesini çıkaramadı. Çünkü o tarihte adamı öldürürler. Cesedini kimse bulamaz polis arabanın önüne bindi. Çek Halep taksilerinin oraya dedi. Halep taksilerinin olduğu yere gittik. Şam'dan bir Halep taksisine binip Halep'e geldim. Bir başka taksiyle Antakya'ya geçtim. Oradan da bir arabayla Mersin'e vardım. Sabah saat 4.30'da eve girdim. Ama 22 saat süren yolculuktan sonra. O tarihten sonra da 3 ay boyunca hiç kimse Beyrut'a girip çıkamadı. Tabii babam gece Beyrut'un karıştığını, sınırların kapandığını duymuş. Sabah aşağı inip kapıyı çalıyor, Nüket'e kızım bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyor. Nüket bir şeye ihtiyacım yok Nasrullah geldi o alır diyor. Nasıl geldi diyor. Nüket içeride yattığımı söylüyor. Babam kızım emin misin diye soruyor. Nüket evet baba içeride yatıyor diyor. Babam Nüket'e kaldırma yatsın nasıl gelebildiğini anlayamadım diyor. Ben ancak akşama doğru yazaneye gidebildim. Bu o dönemde iş için son Beyrut seyahatim oldu. Beyrut seyahatleri o tarihten itibaren kesildi. Beyrut o zamanlar bütün Orta Doğu'nun ticaret merkezi ve aynı zamanda Orta Doğu ile Avrupa arasında da ticaret kanalı. O gün bir anlamda Beyrut'un sonu oldu. Hatta o tarihten sonra Lübnan bir daha iflah olmadı. Bütün tüccarların hepsi Avrupa'ya kaçtı. Küçüklerin bir kısmı Suriye, bir kısmı Ürdün, bir kısmı da Bağdat'a gitti. Benim de Beyrut seyahatlerim kesildi. Ama ayın 15 günü Halep, Şam, Amman, Zürih'e gidiyorum. 15 günde Mersin'de kalıyorum. Lübnanlılarla ortaklığımız bittikten sonra biz kendi pazarlarımızı yaratmaya başladık. Her yere ihracat yapmaya koyulduk. 1976-1978 döneminde Arap ülkeleri çok büyük pazarımız oldu. Avrupa'da ise kuru yemiş ve gıdada pazarımız oluştu. Sonrasında artık müşteriler bizi bulmaya başladılar. Türkiye'de o zaman iletişim olanakları yok. Telefon hattının yerine bölgesine göre 10 ile 50 bin dolar ettiği zamanlar. Telex olan şirket sayısı o kadar az ki. Dışarıdaki ithalatçılar, komisyoncular, tüccarlar da en kolay telexi olanları buluyor. Biz tereksi olan az sayıda tüccarlardanız. Beyrut'un devreden çıkmasıyla Avrupa'ya kaçan tüccarların çoğu daha sonra bizim müşterimiz oldu. Ayrıca büyük komisyoncular bulduk. O zaman komisyoncular vardı. 1980 yılında hem komisyoncular hem de ithalatçılar çok aktifti. 10 tonluk tek konşimento yapılırdı mesela fındıkta. O da 10 tonluk partiler halinde alınır satılır. Mesela bir konşimentonun benden dört kez geçtiğini bilirim. Hatta banka banka 25 el dolaşırdı. Bugün iletişimin etkisiyle komisyoncular kalmadı. Öyle ki bugün Ferrero doğrudan kendisi Türkiye'de. Fındığın yüzde kırkını tek başına alıp fabrikasına götürüyor. Komisyoncuya ve tüccara ihtiyaç kalmadı. Mazı ihracatı ve dolandırıldık mesajları. Lübnanlılarla ayrıldıktan sonraki süreçte elimizde mazı kalmış. Mazı sadece Diyarbakır ve Musul civarında yetişen bir mal. Ağaç kozalağı gibi bir şey. Takriben 400 ton mazı var elimizde ama ne işe yaradığını bilmiyoruz. Kime satacağımızı da bilmiyoruz. Ancak bir mal sizdeyse ve o malın talibi varsa gelip sizi bulurlar. Bir gün ile Belçikalı bir komisyoncu bizi buldu. Sizde mazı var dedi. Evet var dedik. Fiyat sordu. Baba ne isteyelim dedim. Bilmiyorum ki dedi. Biz daha ne isteyelim diye konuşurken adam çivit renkli miktarı ne kadar diye sordu. Ve ekledi. Yüzde seksenin altındaysa farklı bir fiyat, üzerinde ise farklı bir fiyat olur. Bunun üzerine babam, çivitin para etmesi lazım, sen yüzde seksenin üzerinde olduğunu söyle dedi. Bizim mal yüzde seksenin üzerinde çıkmazsa rezil oluruz dedim. Ama babam çıkar çıkar sen söyle dedi. Neyse çivitin yüzde seksenin üzerinde olduğunu söyledik. Bizim maliyetimiz bin dolar ama fiyat nerede onu bilmiyoruz. Babam sen üç bin dolar iste dedi. Onu istedik. Adam yüzde sekseni çivitse iki bin sekiz yüz dolara alırız cevabını verdi. Kabul ettik. Malı yükledik. Malı alan Belçikalı bir silah şirketi. Silah kabzaları mazıdan çıkartılan boya ile boyanırmış. Mazıdan elde edilen bu boya çıkmazmış. O nedenle beyaz olanı bir işe yaramıyormuş. Malı yükledik, parayı ödediler. Mal ulaştığında bir fırtına koptu. Herifler dolandırıldık diye mesajlar çekiyorlar. Ben bunlara bir iskonto verelim dedim. Babam da "Tamam, sen zaten pahalı satmıştın. Bir şeyler ver." dedi. Ne vereyim diye sorduğumda 50 dolar ver dedi. Adamlara ne istediklerini sordum. Normal şartlar altında sizden malın parasını geri alıp üstüne bir de temizlik parası almamız lazım. Çünkü fabrikamızı mahvettiniz dediler. Neyse al takke ver küllah 250-300 bin dolar iade etmeyi kabul ettim. Adamlar da o güne kadar Türkiye'den kimseden para iadesi alamamışlar. Bizim para onlara piyango gibi geldi. Çünkü parasını ödemişler. Vermek istemesek bir şey yapamayacaklar. Tabii biz böyle bir şey yapınca müşterimiz olmaya devam ettiler. Arap Spagetti'den ne anlar? Babamın böyle çokça keyifli hikayesi var. O tarihlerde Şam'da Ebu Ahmet diye ünlü bir tüccar vardı. Çok büyük ticaret yapıyordu. Örneğin o dönem Güney Amerika'dan gemiyle balık getiriyor. Oxford mezunu müthiş zengin sosyetik bir Şamlı. Babam bir gün Ebu Ahmet'e iki kamyon makarna yükle dedi. Hangi cins makarna diye sordum. Sen fiyatlarını bir al öyle bakalım dedi. Fiyatları aldım o zaman spagetti yapan makineyi Konya'dan birisi getirmiş. Başka hiçbir yerde de yok. Normal makarnanın tonu 400 dolar, spagetti 800 dolar. Babam, tamam sen iki kamyon düz makarna yükle dedi. Bunun üzerine babama Ebu Ahmet'e makarnayı kaç dolardan sattığını sordum. 800 dolar dedi. Baba sen spagetti satmış olmayasın dedim. Babam, la Allah'ın arabı spagettiden ne anlar dedi. Biz adama iki kamyon makarna yükledik. 40 ton makarna karşılığında 32 bin dolar alacağız. Adamın yanına gittim. Bürosu dolu. Oy dedi. Sorarlar ya Osmanlılar size ne çektirdi diye. Aha son Osmanlı. Arap spagettiden ne anlar diye bana spagetti satıp düz makarna yükledi bu uyanık dedi. Yerin altı olsa gireceğim. Adam çok düzgün, namuslu bir tüccar. Çıkarttı bir çek karnesi 16 bin dolar yazdı. Senin bu makarnan 400 dolar. Al 16 bin dolarlık çekini ve bir daha da buraya uğrama dedi. Biz böyle bir adamı kaybettik. Türkiye'ye döndüğümde baba bunu niye yaptın dedim. Yemedi mi dedi. Baba adam yer mi? Spagetti diye satmışsın adama dedim. Olayı çok da ciddiye almayan babam ne bileyim oğlum Arap yer diye düşündüm dedi. Aradan bir zaman geçti. Ebu Ahmet Şam'da fellik fellik beni aratıyor. Ben de utancımdan adamın yanına gidemiyorum. Birisi Nohut bir tek sizde varmış onun da Nohut'a ihtiyacı var o nedenle seni arıyor dedi. Bunun üzerine kalktım Ebu Ahmet'in yanına gittim buyur dedim. Senden 400 ton nohut istiyorum. Bir ricam var. Haftada sadece iki kamyon yükleyeceksin. Ben sana parasını peşin vereceğim. Nohut'um sende dursun. İhtiyacım haftada iki kamyon dedi ve bir çekle 160 bin dolar yazdı. Çeki aldım geldim. Telex'in başına oturdum. Mersin'e telex çekeceğim. Ebu Ahmet'e 400 ton nohut sattım. Lütfen haftada dedim. Tamamlayamadan hat kesildi. Bir daha da Mersin'e bağlanamadım. Neyse Zürih'ten haber veririm diye düşündüm. Ertesi sabahta Zürih'e uçuyorum. Zürih'e ulaştım, Mersin'i aradım. Mesajımı aldınız mı dedim. Aldık, ilaç gibi geldi. Yüzde beş fazla hakkımız dahil olmak üzere 420 tonun hepsini yükledik dediler. Şam'da adamın çok lüks bir yazanesi var. Kimse de öyle bir yazane yok. Sabah adam yazaneye geliyor. 21 şoför, 21 muavin. Nohutları nereye indirelim diye soruyorlar. Bir adamı kaybedeceksen kaybediyorsun yapacak bir şey yok. Adam bir daha da bizden mal almadı. 20 tonun parasını da gidip isteyemedim. Bir seferinde de babam salçayla bulguru aynı kamyona yüklüyor. Yaz günü hem de Suudi Arabistan'a. Yolda sıcaktan salçalar patlamış. Mallar salçalı pilav olmuş. <laughs> Müşteri 3 sayfa mektup yazıp durumu anlatmış. En son cümlesi Allah seni ıslah etsin diye bitiyordu. İlk senet protestosu ve babamın saklanması. Babam çok ilginç bir kişiydi. Bir gün vadisi gelen bir senedi için ödemezsen senet protesto olur diyorlar. Birkaç kez batmasına rağmen resmen hiç iflas etmemiş olan babam hayatında senet protestosuyla da karşılaşmamış. Protestonun nasıl olacağından korkuyor. Birileri mi gelip protesto edecek, kaç kişi gelecekler, nasıl olacak diye. Öğlenleri eve gelip yatardı. O gün de öğleyin çıkıp gitti. Akşam saat 17.30 olmuş hala dönmemişti. Mesai bitti. O arada postacı geldi. Bir tebligat verip gitti. Üzerinde senediniz protesto olmuştur yazılı bir ihbarname. Protesto oymuş. Babam saat 18'e doğru göründü. Geldiler mi diye sordu. Kimler dedim. Protestocular dedi. Vallahi baba kimse gelmedi. Bir tek bu zarf geldi dedim. Babam zarfı aldı. Üzerinde protesto yazıyor. Babam meğerse protesto korkusuyla gelmemiş. Adamlarla bir tatsızlık olmasın diye. Zarfa baktı, bana baktı. Bu muymuş lan protesto? Buymuş dedim. Bastı küfrü. Bundan sonra bütün senetleri protesto ettirmezsem diye devam etti. Sonrasında belki de inadından birisi senedini bankaya vermişse protesto edilmeden ödemedi. Babam hayatı boyunca kredi kullanmadığı için bizim de o protestoları kaldırmak aklımıza gelmedi. 1980 yılında 24 Ocak kararları sonrasında o zaman Pamuk Bank Genel Müdürü olan Hüsnü Özyeğin "İhracatınızı benim üzerimden geçirirseniz size istediğiniz kadar Merkez Bankası kaynaklı kredi açarım." demişti oturup bir hesap yaptık. Türkiye tarihinde ilk defa 25 milyon dolar Merkez Bankası kaynaklı ve yıllık %18 faizli kredi kullandık. O dönem bankerler dolayısıyla bankaların bile aylık %12 ödediği zaman %75'ini kefalet dahil hiçbir şey istemeden hesaba geçiriyorlar. O zaman hala babamın adına iş yapıyoruz. Ben İsviçre'deyim. Merkez Bankası müdürü aradı. Yahu bu krediyi çıkartmışsınız ama babanız bunu kullanamaz dedi. Nedenini sorduk. Oğlum babanızın 8 sayfa protesto listesi var. Bunları temizlemeniz lazım dedi. Nasıl olacak? Alacaklıların yarısı ölmüş, diğer yarısını bulamıyoruz. Bizim kredimiz 2,5 ay durdu. Yoğun uğraşların sonunda protestoları kaldırabildik ve krediyi kullanmaya başladık. Fasıl 11. İlk göz ağrım, vefalı kızım Suat Çocuk yaşta baba olmak. Lise biter bitmez evlendim. İlk çocuğum Suat 1976 yılında doğdu. Böylece çocuk sayılabilecek bir yaşta 18 iken baba oldum. Suat'ın doğduğu gece saat 1 gibi eve gelmiştim. Nüket doğum sancıları yaşıyordu ve alıp hastaneye götürdüm. Doğumu beklemeden eve gelip uyudum. Sancılar sürer diye düşünüyordum zahir. Sabah saat altı buçuk gibi yazıhaneye geldim. Kardeşimi hastaneye gönderdim. Biraz sonra geri geldi ve git çocuğunu gör dedi. Tabii ben hiç kız çocuğu olabileceğini düşünmüyordum. Kalkıp hastaneye gittim Suat'ı kucağıma verdiler ve ben canım oğlum diye seviyorum. Kayınvalidem oğlan değil kız diyor ama ben inanamıyorum. Ancak üçüncü gün kız olduğuna inandım. Suat'ın doğduğu yıl kısmetli bir yıl oldu. Irak'la patates işi yapıyorduk. Babamın ona patato demesi doğumuyla gelen kısmetin keyfindendi. Suat her zaman çok hayırlı, cefakar ve vefakar biri oldu. 16 yaşına geldiğinde iki kardeşine de bakabiliyordu. Türk Invest'in kapandığı zamanlarda Friburg Garı'nda bir dükkanda kasiyerlik yapıyordu. Tesadüfen Mersinli biri bu dükkana giriyor ve bir şeyler alıyor. Suat'ın yakasında Ayan ismini görünce çok ihtimal vermese de Fransızca Türk müsünüz diye soruyor. Suat evet diyor. Bunun üzerine bizim buralarda Nasrullah Ayan vardı akrabası mısınız diye soruyor. Suat kendisi babam olur diyor. Nasıl yani? Nasrullah Ayan'ın kızı kasiyerlik mi yapıyor diye hayret ediyor. Suatsa ayıp mı diyor? Suat zaman zaman çalışarak okula devam etti ve avukat oldu. 2002 yılında İsviçre'ye gittiğimde doktora için Kanada'ya gitti. Orada Güney Afrikalı Fransua isimli bir çocuğa aşık oldu ve 2007 yılında evlendi. Gabriel ve Leyla adında iki torun verdiler bana. Bab 2 İzmir Yorucu bir günün gecesinin hayli ilerlemiş saatleri. Kim bilir ne kadar zamandır uykusuzum. Uyumam lazım ama ne zaman yatağa yanaşsam bir gülme tutuyor. Günün birinde en olmadık bir yere nasıl yatak serdiğim, o yatağa nasıl kıvrılıverdiğim aklıma geliyor ve gülmeye başlıyorum. Ailece kuru üzüm ticareti yaptığımız günler. Babam işin başında. Bir süre sonra sorunlar başlıyor. Zarar ediyoruz. Elimizde yüksek miktarda üzüm kalıyor. Sorunu çözmek için İzmir'e gidiyorum. Yanıma Alen adında İzmirli bir Levantenle ekibini de alarak Avrupa'da tura çıkıyorum. Elimizde kalan üzümlerin satış anlaşmalarını bir günde bitiriyorum. Ancak üzümlerin işlenmesi için tesise de ihtiyaç var. Tesisi kurmaya başlıyor. Tarış'ın 6 bin tonluk yeni bir ihalesine hazırlanıyorum. İşin finansmanını Pamukbank Genel Müdürü Hüznü Özyiğin'le görüşüyor. Babamın adına çıkmış bir krediyi talep ediyorum. İşleri babamın adına yürütüyoruz. Hüsnü Özyey'in sorun olmayacağını söylüyor. Fakat babamın bu altı bin tonluk ihaleden haberi yok. Birileri durumu biraz abartarak ve biraz da korkutarak babama bildiriyor. Babam beni arıyor. Benim adıma o krediyi alamazsın diyerek telefonu suratıma kapatıyor. İhale yapılmış. 48 saat içinde paranın %50'sini teminat olarak yatırmam gerekiyor. Pamuk Bank'a gidiyor ve o parayı istiyorum. Bölge müdürü, Nasrullah bu parayı vereceğim ama baban imza atmıyor diyor. Diretiyorum. Bütün gün verebilirsin veremem tartışmasıyla geçiyor. O uykusuz geçen gece sabaha karşı evden bir yatak, yastık ve yorgan alıp Pamuk Bank'ın Kordon'daki merkez şubesine gidiyor. Sırtımdaki koskoca yatak yorgan dengiyle kapıya dayanıyorum. Güvenlik görevlisi tanıdık beni içeriye alıyor. Veznenin önüne yatağımı seriyorum. Sonra da yatağa güzelce kıvrılıp uyumaya koyuluyorum. Bir süre sonra bankacılar gelmeye başlıyor. Kalkmam için adeta yalvarıyorlar. Para vermezseniz kalkmam diyorum. Sonunda müdür geliyor ve söz elimden geleni yapacağım diyor. Sözü alınca yatağımı yorganımı yeniden koca bir denk yapıp bankadan çıkıyorum. Fasıl 1 Tarışın üzümleri nasıl şıra oldu? Babam 1977 yılında Şam Ticaret Odası Başkanı'na Sudan'a yüklenmek üzere kuru üzüm satıyor. O sırada Tarış'ın elinde 1974 mahsulü artık endüstriyel diye kabul edilen şaraplık üzüm var. Babam Tarış'tan eski mahsul bu üzümleri alıyor. Amacı üzümü Türkiye'den Türk menşeili endüstriyel üzüm olarak çıkartıp Suriye'de evrak değişikliğiyle bunları Suriye menşeili yemeklik üzüm haline getirerek Sudan'a yüklemek. Çünkü Sudan'da Türk üzümüne %200 dolayında vergi uygulanırken Suriye kökenli mallara vergi sıfır. İzmir'den Moiz adında bir iş adamıyla anlaşıyor ve üzümleri 10 kilogramlık torbalar halinde işletip hazırlatıyor. Normalde Türk üzümü 12,5 veya 14 kilogramlık mukavva kutulara konur ama endüstriyel olarak tanımlandığında naylon torbalara konmasına izin veriliyordu. Moiz'in ekibi 10 kilogramlık 5 torbayı 50 kilogramlık çuvallara üst üste yerleştiriyor. Türkiye'de o tarihlerde henüz 25 tonluk tırlar yok ve çuvallar 10 tonluk kamyonlara yükleniyor. Suriye'de 20 tonluk kamyonlara aktarılıyor. Oradan da Laskiye'ye gemiye taşınıyor. Tabi gemiye yüklenirken en alttaki üzümlerin üstünde bir baskı oluşuyor ve zaten cansız olan üzümün Sudan'a gidene kadar canı tam çıkıyor. Üzümler Sudan'a ulaştığında müşteriden Sudan'a şıra girişi yasaktır. Gemi temizleme ücretini hesabınıza borç olarak yazdım şeklinde bir telgraf geliyor. Çünkü Moiz'in adamları torbalarda delik açmamış ve hava almadığı için 2000 ton üzümün tamamı şıra olmuş. Böylece üzümün karşılığı olan 1 milyon 300 bin doları kaybettiğimiz gibi bir de adamların gemi temizleme ücretini de ödemek zorunda kaldık. Ayrıca İzmir'de fazladan alınmış 1200 ton üzüm elimizde kaldı. Babam ne yapacağımızı sordu. Biraz da Mersin'den uzaklaşmak istediğim için ben İzmir'e giderim dedim. Fasıl 2. Şıra olan üzümlerin intikamı. Mersin'den kalkıp İzmir'e gittim. Kısa bir süre sonra Moiz'in yanında çalışan Alen adında İzmirli bir Laventen ile ekibini de komple işletmeme transfer ettim. Yanıma Alen'i alarak Avrupa'da tura çıktım. Elimizdeki üzümleri bir günde sattık. Ancak üzümleri işlememiz lazım. Bunun için de tesise ihtiyaç var. Tesisi kendimiz kurmaya karar verdik. Bu arada tarış bir ihaleye çıktı. Ben bu ihaleye de girip 6000 ton üzüm daha satın aldım. İhalede 6 lira teklif verdim fakat bana en yakın teklif 1 lira. Ton başına 200 dolar kar bırakacağını hesapladığım için bu fiyatı verdim. Bu üzümü de sattık. İşte finansmanını ayarlamak için de ihale öncesinde Pamukbank Genel Müdürü olan Hüsnü ile görüşmüştüm. Pamukbank'ta babamın adına kredim vardı. Hüsnü Özyeğin sorun olmayacağını söylemişti. Hüsnü Bey'le 36 milyon lira nakit, 18 milyon lira teminat mektubu alabileceğim konusunda anlaşmıştım. Ancak o tarihlerde bizim bir anonim şirketimiz yok ve babamın adına çalışıyoruz. Babamın da benim böyle bir ihaleye girdiğimden haberi yok. Birisi beni babama gammazlamış. Bir sabah saat 6 gibi telefon çaldı. Açtım. Babam ne var ne yok dedi. İyilik sağlık dedim. Babam başka ne var ne yok deyince sabahın köründe aynı soruyu iki kere soruşundan bir provokasyon olduğunu anladım ama anlamamış gibi elime bir gazete alıp günlük haberleri okumaya başladım. Bunun üzerine babam sen tar işten üzüm mü satın aldın dedi. Aldım dedim. Parasını nereden bulacaksın diye sordu. Bankanın para vereceğini söyledim. Banka bu parayı kimin adına veriyor dedi. Senin adına dedim. Benim adıma o krediyi alamazsın dedi ve telefonu suratıma kapattı. İhale yapılmış ve benim 48 saat içerisinde paranın %50'sini teminat olarak yatırmam lazım. Diğer yandan da İzmir'e geleli daha 3 ay ancak olmuş ve normal üzüm yerine tar işin dökülecek üzümlerini satın aldığım için de adım Gecekondu işletmecisine çıkmış. Kalkıp Pamuk Bank'a gittim, parayı istedim. Bölge müdürü Nejat Bey, Nasrullah bu parayı vereceğim ama baban imza atmıyor dedi. Bu krediyi vereceksiniz babamın daha haberi olmayacak. Babamın adına olacak ama ödemesini ben yapacağım dedim. Neşat Bey bu şekilde kredi veremeyeceklerini söyledi. O günü verebilirsin veremem şeklinde sonuç alamadan geçirdik. Ama benim ertesi gün parayı tamamlamış olmam lazım. Ertesi sabah erkenden yanıma yatak, yastık, yorgan da alıp Pamuk Bank Kordon Merkez Şubesi'ne gittim. Banka henüz açılmamış ama güvenlikçi çocuk beni tanıdığı için kapıyı açtı. Feyze'nin önüne yatağımı serdim uyudum. Bir süre sonra bankacılar gelmeye başladı. Kalkmam için yalvarıyorlar. Parayı vermezseniz kalkmam diyorum. Sonunda Neşat Bey geldi. Söz elimden geleni yapacağım dedi. Neşat Bey söz verince yatağımı yorganımı topladım. Şubeden çıktım. Saat 11 gibi Pamukbank yönetim kurulu toplanmış. Neşat Bey beni çağırdı. Yönetim kurulunun toplantı halinde olduğunu ve benimle görüşmek istediğini söyledi. Çıktım yukarı. Telefonda yönetim kuruluyla görüşmeye başladım. Hüsnü Özye'yi nasıl ödeyeceğimi sordu. Üzüm var, ihraç edeceğiz. Hatta şimdiden sattık dedim. Bunun üzerine Hüsnü Bey, Nasrullah arkadaşlar babanın krediyi kabul etmediğini söylüyor dedi. İzmir'e yeni geldim. Beni böyle geri gönderirseniz rezil olurum dedim. Bu işin garantisinin ne olacağını sordular. Kontrat hazırlayın, ödeyemezsem hayat boyu sizinle çalışayım. Herhalde size bu kadar para kazandırırım dedim. O tarihte Pamuk Bank yönetim kurulu üyesi olan ve ailemizi iyi tanıyan Cavit Oral aldı telefonu. Emin misin diye sordu. Emin olduğumu söyledim. Tamam kullan parayı dedi. O sırada saat 16 olmuş ve saat 17'ye kadar teminat mektuplarını yetiştirmem lazım. Şube müdürü ve çalışanlar beni kutluyor. Bırakın kutlamayı bu kadar mektup yetişmez dedim. Ne yapalım dediler. Bana nakit ayarlayın dedim. Gerekli nakti ayarladılar ve biz gidip imzaları atıp ihaleleri aldık. Fakat bütün rakipler tar işte beni bekliyor. Hemen hepsi ihaleyi alamamaktan dolayı büyük bir pişmanlık içinde. Yetişemezsem ihaleyi fesettirecekler. Sahte üzüm kontratları. O arada İsrail'de kanser tedavisi gören Mois İzmir'e geri döndü bekçisi dahil tüm çalışanlarını transfer etmişim. Buna rağmen gelip benden 100 ton üzüm istedi. Acayip bir durum. Adam yaptığı hatalı işle bize 1 milyon 300 bin dolara mal olmuş. Ben bir anlamda İzmir'e ondan intikam almak için gelmişim. Ona rağmen yeni bir talepte bulunabiliyor. Moise birilerine satmaya çalışacağını ve fiyatı düşüreceğini bilmeme rağmen istediği üzümü verdim. Tam da düşündüğüm gibi 20 firmaya teklif geçmiş ve günün sonunda 4-5 bin ton teklif yapmış gibi olmuş. Üstelik de ben 700 dolardan satarken o 500 dolardan fiyat vermiş. Moizin bu hareketi üzerine Avrupalı ihracatçıların kafası ciddi bir şekilde karıştı. İzmir'de Silvio Corsini isminde bir matbaacının teleksini kullanıyorum. Önce Hollandalı bir tüccardan ardından da tüm müşterilerden teleks yağmaya başladı. Adamlar kendilerini kandırılmış hissettikleri için kontratlarını iptal ettiklerini söylüyorlar. Bir anda 1200 ton babamdan kalan 6000 ton da benim ihale ile aldığım üzüm elimde kaldı. Diğer yandan da üzümleri işlemek için kurduğumuz bir tesis var ve işlemeye başlayacağız. Yeni mahsul çıkmadan yani Ağustos ayı sonuna kadar elimizdeki tüm üzümü ihraç etmemiz lazım. Çünkü yeni mahsul çıktığında eski mahsulün ihracına izin verilmiyor. Daha da vahimi Mart ayındayız ve kurduğumuz tesis 3 vardiya çalışsa bile kapasite olarak günlük ancak 60 ton üzüm işleyebiliyor. Yani birkaç yönden çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu sarmaldan çıkmak için bir çözüm yaratmam lazım. Gerçek bir çıkış yolu bulamadım. Oturup her gün kendi kendime sahte kontrat yapmaya başladım. Telex üzerinden yaptığım oyunla müşteriden kontrat talebi gelmiş gibi gösteriyorum ve talebi işleme tesisine getiriyorum. Tüm malların satışını da Ağustos ayında yüklenecek şekilde yapılmış olarak gösteriyorum. Tabii kimsenin bu durumdan haberi yok. Çalışanlar sipariş aldığımızı sanıyorlar ve biz bu moralle bütün üzümleri işledik. Ağustos'un son gününe kadar 6500 ton üzümü Marsilya, Trieste, Hamburg, Rotterdam Felix Dov dahil Avrupa'da ne kadar liman varsa yükledim. Yani aslında satılmamış olan tüm üzümleri yükledim. Bu arada Ankara'da 750 dolardan aşağı bir fiyattan ihraç edemeyeceğimizi söylüyor. Ankara'nın tarış'tan 6 liraya aldığım üzümün kilogramı 18 lira 75 kuruş fiyattan aşağısına satılamayacağına hükmetmesi trajikomik bir durum. Ama Ankara'ya bunun mantıksız olduğunu anlatma çabalarım sonuç vermedi ve Ticaret Bakanlığı ne yaptıysam kararından vazgeçmedi. Sonuçta malları 750 dolardan satılmış gibi göstererek gönderdik. Ben Pamuk Bank'a gittim. Herkes bayram havasında ve beni tebrik ediyorlar. Çünkü 6 liraya aldığımız üzümü 3 katına satmış görünüyoruz. Onlar doğal olarak üzümleri sattığımı ve paranın geleceğini düşünüyorlar. Tek kuruşluk satış yapmadığımı bilmiyorlar. Nejat Bey'in yanına çıktım. O da çok mutlu. Kalktı bana sarılacak. Lütfen otur abi asabım çok bozuk dedim. Nejat Bey anlayamadı. Bu halime şaşırdı ve ne olduğunu sordu. Sen o müşterilerin isimlerine baktın mı dedim. Nejat Bey elindeki ihracat evraklarını açıp tek tek bakmaya başladı. Tüm müşterilerin isminin aynı yani benim çalıştığım İsviçre'deki şekerci olduğunu görünce donup kaldı. Nasıl yani bu mallar satılmadı mı diye sordu. Satılmadığını söyledim ve ekledim. Yüklemeseydim senin 54 milyonun benim de şimdiye kadar harcadıklarım yanacaktı. Şimdi sen bana 500 bin dolar daha vereceksin dedim. Adam daha birinci şoku atlatamadan üzerine bir para daha istiyorum. Doğal olarak ciddi ciddi gerildi ve nedenini sordu. Malların nakliyesinin depo kirasının ödenmediğini, bunun da 500 bin dolar tuttuğunu ve gidip onları ödeyeceğimi söyledim. Akıllı bir adamdı. İsteğin bununla sınırlı değil değil mi diye sordu. Elbette bu kadarla sınırlı olmadığını söyledim. Ne var başka dedi. O tarihte devlet tarım ürünleri ihracatında mal bedellerini garantiye almak için yükleme evraklarının bankadan bankaya gitmesi zorunluluğunu getirmişti. Yani bedeli gelmeden mal serbest bırakılmıyor. Şimdi onu tahsil'e bankaya göndereceksin, ama posta ile değil, kurye ile göndereceksin dedim. Kuryede sen mi olacaksın dedi. Evet ben olacağım, ama ciro ederken isim yazmayı unutacaksın dedim. Tabi adam yıllarca halk bankta çalışmış. Nasrullah beni mahvedersin dedi. Eğer bunları yapmazsak hepimiz mahvolacağız. Senden şimdi rica ediyorum, bana 500 bin dolar ver ve evrakları ver dedim. Evrakları ve parayı alıp çıktım. Avrupa'ya gittim. Her limanda bir komisyoncu buldum. Bulduğum her komisyoncuya bu şu kadar tonun evrakı, bu da şu kadar dolarınız. Nakliyeyi ödeyin ve bir depoya çekip piyasa araştırması yapın dedim. Böylece tüm malları çekip depolara yerleştirdim. Kaliforniya üzümlerinin yanması ve şansın dönüşü. Tabi zamanla yarışıyoruz. Çünkü Pamukbank bir süre sonra ilgili yerlere evraklar geldi mi diye sormak zorunda. Zürih'te bir kasa viski ile Hilton'da bir odaya yerleştim. Her sabah kalkıp komisyoncuları arayıp bir gelişme olup olmadığını soruyorum ve gelişme olmadığı yanıtlarını alıp viskiye başlıyorum. Günler geçtikçe komisyoncuların umutları azalmaya ve tavırları da olumsuza dönmeye başladı. Tüm umudumu kaybetmeye başlamışken 16. günün sabahı Almanya'daki komisyoncum bütün mallara müşteri bulduğunu söyledi. Bu uzun zamandan beri aldığım tek iyi haber. Ben kafamda 500 dolar fiyat biçmişim. Bu fiyattan satabilirsem bana bir şey kalmıyor. Ama Pamuk Bank başta olmak üzere piyasaya olan tüm borcumu kapatıp büyük bir rezaletten kurtuluyorum. Komisyoncuya fiyatın ne olduğunu sordum. 550 dolar dedi. Bu fiyattan verdiğimde benim de cebime 300 bin dolar para kalıyor.'' Yine de müşterinin kim olduğunu ve ne kadar mal istediğini sordum. Delinin biri tüm malı istiyor dedi. Bunun üzerine üzümlerin satılık olmadığını biraz düşünüp kendisini arayacağımı söyledim. Mevcut tabloyu değiştiren bir gelişme olduğunu anladım ama ne olduğunu bilmiyorum. Hollanda'daki müşteriyi aradım. Hans isminde iyi dostluğum olan birisiydi. O da dışarıda kaç ton malım olduğunu sorunca sen de hepsine taliplisin değil mi dedim. Başkası da var mı diye sordu. Kendisine ne olduğunu anlatması koşuluyla 10 konteyner üzümü vereceğimi söyledim ve hangi fiyattan istediğini sordum. 650 dolar dedi. Hansa fiyat 700 dolar, bana ne olduğunu söylemek şartıyla dedim. 15 konteyner yapar mısın dedi. Yapamayacağımı söyledim ve 10 konteynerde anlaştık. Hans Kaliforniya'nın mahsulü yandı dedi. Bir gece önce Kaliforniya üzümleri bir afetle yanıyor. Thompson tipi diye tanımlanan Kaliforniya üzümü kapkara bir üzüm türüdür. Benim üzümler de eski mahsul olduğundan kapkara. Hepsi oldu Thompson üzümü. Hansa ikinci 10 konteyner üzümü 800 dolardan sattım. Ama talebi devam ediyor. 60 konteyner açığı olduğunu anladım ve geri kalanının fiyatının 1000 dolar olacağını söyledim. Ayrıca piyasaya bu malın tamamını kaça satabileceğimi sordum. 1200 dolar çok iyi fiyat olur ama 1150 dolar gelirse de kaçırma dedi. Teşekkür ettim ve hansa ilk 10 konteyner üzümü 700, ikincisini 800, geri kalan 40 konteyner üzümü de 1000 dolardan satmış oldum. Hamburg'daki komisyoncuyu arayıp fiyatın 1800 dolar olduğunu söyledim. Gülmeye başladı ve Nasrullah Kaliforniya'yı duymuşsun anladık. Ama yeni mahsul üzümü bile 1800'den yemezler dedi. Kaça yerler diye sordum sorup bana döneceğini söyledi. Bir süre sonra arayıp 1100 dolardan bir müşteri bulduğunu söyledi. O fiyata veremeyeceğimi çünkü faiz maliyetimin çok olduğunu söyledim. Bunun üzerine 1150 dolara bir müşteri buldu. Tüm malları sattım. Paraları aldım ve transferler yapıldı. Böylece Pamuk Bank'ta evrak temizliği yapmama da gerek kalmadı. Kalkıp şekercinin yanına gittim. Şekerci günlerdir nerede olduğumu sordu. Hilton'da içiyordum dedim. Hilton'un müdürü arkadaşı olmasına rağmen benim uyarımı uyup kimseye bilgi vermemiş. Gelen paralar ne parası diye sordu. Üzüm parası olduğunu söyledim. İzmir ticaret borsasına yığılan 250 milyon nakit. Tüm parayı Pamuk Bank'a gönderdim. Ardından ben de İzmir'e gittim. Pamuk Bank'a gittiğimde Nejat Bey beni resmen ağlayarak karşıladı. Bütün kredilerim kapandı mı dedim. Kapandı, üzerine de 60-70 milyon lira para kaldı dedi. Şimdi bana bir iyilik daha yaparak 250 milyon lira ayarlayacaksın dedim. Adam inanamadı. Onda olan paramın dört katı nakit istiyorum. Sadece bir saatliğine lazım geri getireceğim dedim. Merkez Bankası'nı arayıp gerekli parayı tedarik ettiler. Parayı taşımak için sekiz hammal ve bir kamyonet getirttim paraları çuvallara koyup kamyona yükledim ve İzmir Ticaret Borsası'na geldik. O tarihlerde İzmir'deki tüm üzüm tüccarları 1979 mahsulünü açığa satmışlar. Kaliforniya üzümlerinin yanmasıyla Türk üzümünün fiyatı 1700 dolar olmuş. Ancak İzmir'deki üzüm tüccarları aralarında anlaşmışlar ve 1000 dolardan mal topluyorlar. Taner isminde bir eksperim vardı, onu da aldım. Borsaya gittik. Borsada Taner'in babasının bir dükkanı vardı. Orasını işgal edip tüm parayı üzüm masasının üzerine yığacağımızı söyledim. Sonrasında sen sağdan ben soldan var olan tüm üzümleri almaya başlayacağız. Ortada buluştuğumuzda üzümün fiyatı 35 lira olsun. Pazarlık yapmayacaksın dedim. O tarihte üzümün fiyatı 24 lira. Biz parayı dükkana yığdık. O günün şartlarında 250 milyon lira çok büyük para. İhtiyacı olan arkadaşlar bunlara mecbur değilsiniz. İstediğiniz kadar para alın, adınızı yazdırın. Üzümünüzü de bana vermek zorunda değilsiniz diye bağırıyorum. Manipülasyon yapmıyorum. Bir anlamda Robin Hood'um. Tanerli üzüm satın almaya başladık. Ama beklediğim gibi 250 milyon liradan 1 milyon lira dahi eksilmedi. Sanıyorum 3-4 kişi 50'şer bin lira para aldılar. Ortaya geldiğimizde üzümün fiyatı 35 liraydı. Biz üzümün fiyatını 35 lira yapınca ihracatçılar paniğe kapıldı. Birisi gelip borsa toplantı salonunda beni beklediklerini söyledi. Benimle borsa toplantı salonunun ne alakası var? Ben gecekondu ihracatçıyım. Borsa üyesi bile kabul etmiyorsunuz beni deyip adamı geri gönderdim. Adımı gecekondu ihracatçı olarak koyan da borsa başkanı Hasan Güven. Ben gönderdiği adamı tersleyince kendisi geldi. Rica ediyorum gelin bu toplantı sizsiz olmaz dedi. Toplantıya katılmayı kabul edip başkanla birlikte salona gittim. İhracatçılar Birliği'nin salonu meclis gibi tasarlanmış. Başkan yukarıda bir yerde yan tarafında katiplerle üyelerse altta. Başkanın karşısında oturuyor. Borsa başkanı yerine geçti ve gözümün içine bakarak ''Arkadaşlar biliyorsunuz Kaliforniya'nın mahsulü yandı. Biz de aramızda bir centilmenlik anlaşması yapmıştık.'' ancak bu anlaşmaya uyulmuyor. Böyle giderse hepimiz biteriz şeklinde konuşmaya başladı. Tabi anlaşmanın yapıldığı tarihte ben Zürih'teydim. Dolayısıyla anlaşmada ben yokum. Kafamı kaldırıp bana mı hitap ediyorsunuz yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Toplantı başladığından beri gözüme bakıyorsunuz dedim. Etrafımdaki borsa üyeleri benden çok büyük yaşlı başlı adamlar. Bense 20 yaşında bir delikanlıyım. Aslında durum gerçekten komik. Başkan estağfurullah dedi. Başkanım çekinmenize gerek yok ama anlamadığım bir şey var. Siz neden yukarıda oturuyorsunuz dedim. Nasıl yani dedi. Hani ben gece kondu ihracatçıydım. Eğer beni ihracatçı işletmeci olarak kabul ediyorsanız sizi başkan olarak ben seçmedim. Dolayısıyla benim başkanım olamazsınız. O sebeple eşit oturacağız dedim. Sonradan Efe Özal'ın kayınbabası yani Turgut Özal'ın dünürü olan Alpaslan Beşikçioğlu ayağa kalktı. Ben bu skandalı daha fazla kaldıramayacağım. Bir kaçakçı burada bize ders veriyor diye tepki gösterdi. Benim için oyun yeni başlıyordu. Fasıl 3. İzmir Döviz Piyasası elimde Tabii bu olaylara gelinceye kadar İzmir döviz piyasası benim elime geçmiş ama toplantıdakilerin bundan haberi yok. Bana teleksini kullandıran matbaacı Silvio'nun telekse neden ihtiyaç duyduğunu merak ediyordum. O nedenle dikkatli ama çaktırmadan izlemeye çalışıyordum. Her gün matbaaya birileri geliyor, ellerindeki kese kağıdını Silvio'ya verip gidiyorlar. Benzer bir duruma birkaç kez şahit oldum. Silvio çaktırmamaya çalışıyor ama ben kese kağıtlarında para olduğunu anladım. Başka bir gün telex üzerinde çalışırken Silvio'ya bakmadan "Doları bugün kaça aldın?" diye sordum. 34 liraya aldığını söyledi. Kafamı çevirdiğimde Silvio kıpkırmızı olmuştu. Çünkü onunla daha önce böyle bir konuda hiç konuşmamışız. Sorum karşısında tongaya düştüğünü anladı. Böylece onun döviz kaçakçısı olduğunu kesinleştirmiş oldum. Ben de 33 liraya var dedim. O ne doları benim ne işim olur gibi kaçış cümleleri kurdu. İkimiz de ne iş yaptığını biliyoruz. Ben sana bir dolar teklifi yapıyorum. Sen dolarını kaç günde alıyorsun diye sordum. Artık saklayamayacağını anladı ve 17-18 günde geldiğini söyledi. Ben sana 2 saat sonra dolar teslim etsem 33 liraya benden alır mısın diye sordum. 34 alırım dedi. Bir kere ağzımdan çıktı. 33 liradan vereceğim. Kaç dolar lazım dedim. Çekmeceyi açtı. Şöyle bir baktı. 100 bin dolar alırım dedi. Şekerciye telefon ettim. Bir hesap numarası vereceğim sana. Oraya 100 bin dolar geçin dedim. Böylece Silvio ile döviz işine başlamıştım. Bana telefon açıp Gel güzel kahvem var dediğinde anlardım ki elinde döviz talebi var. Benden 100 bin dolar alıyor, onu 30 kişiye pay ediyordu. Kiminin bin dolara ihtiyacı var, kiminin 5000 dolara. Ancak bir süre sonra Silvio yoruldu. Ben sana bin dolar fazla versem benim bu havaleleri sen yapar mısın diye sordu. Memnuniyetle yapacağımı söyledim. O tarihten sonra İzmirli tüm sanayicilerin, ithalatçıların ihtiyaçları liste halinde bana gelmeye başladı. Bütün ithalatçıların ihtiyacı var. Benim asıl hedefim ihracatçıların dövizlerini sağlamak. Çünkü asgari ihracat miktarı mesela 200 dolarsa malın kendisi 100 dolarsa 100 doları müşteriden alıyor. 100 doları da açıktan göndermek zorunda kalıyorlar. Bu amacıma da ulaştım. Zamanla bütün ihtiyaçlar benim üzerimden geçmeye başladı. Böylece İzmir'in döviz piyasası elime geçti ama onlar farkında değil. Dövizi Silvio'dan aldıklarını sanıyorlar. Esasen çok nazik bir kişi olan ve daha sonra da zaten dost olduğumuz Alparslan Beşikçioğlu'nun o sert tepkisi üzerine ben çantamdan döviz dekontlarını çıkarttım. Elimdeki 60-70 dekonttan birkaçını seçtim. Alparslan Bey bana mı söylüyorsunuz dedim. Evet dedi. Doğru, döviz kaçakçısıyım ama gördüğüm kadarıyla siz de benim müşterimsiniz dedim. Nasıl yani dedi. Buyurun dekontlarınız sizde kalabilir. Bende İsviçre'de çok var dedim. Alparslan Beşikçioğlu'nun müşterilerine gönderdiği 3.000 dolar, 8 bin dolar, 22 bin dolar gibi birkaç dekontunu kendisine verdim. Bunun üzerine Joseph Cohen ayağa kalktı ve o da bunları dinlemek zorunda olmadığını söyledi. Tabii dövizlerini benden almış olabileceği ihtimali onun da aklına gelmiyor. Sen de dinlemek zorundasın. Bunlar da senin dekontların deyip kendisine uzattım ve ardından adam gibi konuşacaksak konuşalım dedim. Bunun üzerine Hasan Güven uyandı. Çünkü onun da dekontları bende. Tamam Nasrullah Bey hepimiz sakinleşelim dedi. Bu kez ben de sizin oturduğunuz yere geleceğim dedim. Buyurun gelin dedi. Çıktım Hasan Güven'in yanına oturdum. Hepimiz döviz kaçakçısıyız ve bu Türkiye'nin gerçeği. Bunun için sizi ayıplamıyorum. Siz Silvio Corsini'den aldığınızı sanıyorsunuz ama hepinize dövizi ben gönderiyorum. Çünkü Silvio'nun dövizleri benden geçiyor. İstanbul'dan aldıklarınız da benden geçiyordu. Ben bunları kullanacak değilim ama bu üzümü bin dolardan almak çiftçiye cinayettir. Yazık. Kaliforniya'da mahsul yanmış. İlk defa çiftçi para kazanacak. Hakkını verelim dedim. Hasan Güven, yani 35 liranın üzerine mi çıkartacaksınız diye sordu. Dışarıda üzüm fiyatlarının artmaması durumunda bu fiyatın iyi olduğunu ve yukarı çıkarmayacağımı söyledim yapabilecekleri bir şey kalmadığını anladıkları için zorunlu bir teşekkür ettiler ve toplantı bitti. O gün İzmir'deki üzüm ihracatçılarının bir kısmı battı. Çoğu da ciddi zararlar yazdılar. Pamuk Bank'tan aldığım 250 milyonu iade ettim. Çünkü üzümün fiyatını 35 liraya çıkaran birinden nakit para alma gereği duyan olmadı. Böylece 1979 yeni mahsul üzüme ciddi bir damga vurduğum gibi İzmir'de de bir imparatorluk kurmuş oldum. Fasıl 4. İkinci çocuğum oğlum canım Hikmet. İkinci çocuğum Hikmet 1978 yılı mayıs ayında doğdu. Hikmet'in doğumunda ben İzmir'de üzüm işi yapıyordum. Nüket Antep'teydi. Akşam kayınvaldem telefon etti. Gözün aydın bir oğlun oldu dedi. Bunun üzerine ertesi sabah Gaziantep'e gitmek için uçak bileti aldım. Tabi o gece arkadaşlar geldiler. "Abi kutlamıyor muyuz?" dediler. Ama saat olmuş gecenin 12'si nerede kutlayacağız? O halde eve gidelim evde ne varsa içeriz dedim. O dönemler uçaklarda eşantiyon içkiler verilirdi. Ben de cinden vodkaya kadar birçok içki toplamıştım. Bütün içkileri bir sürahide topladım. Üzerine de 3 litre meyve suyu doldurdum. Sabah saat 4'e kadar içtik. Ardından gidip çorba içtik. Bunlar beni havaalanına bırakacak. Arabaya bindik. Arabayı kardeşim Sadullah sürüyor. Ben yanında oturuyorum. Arkada da dört kişi oturuyor. Kısa bir süre sonra arkadaki dört kişi sızdı. Çiğli yolundayız. Bir süre sonra ben de uyumuşum. Sonra bir gözüm açılır gibi oldu. Araba şarampolde duruyor. Aslında uçmuşuz ve bir metre daha gitseymişiz uçurumdan aşağı düşecekmişiz. Bunlar güç bela beni arabadan indirdiler. Bir taksi çevirip havaalanına götürdüler. Bütün bunları hayal meyal hatırlıyorum. Uçtuğumuzun farkında bile değilim. Gaziantep'e geldim. Sonra kardeşime telefon ettim. Ne olduğunu sordum. Sen hatırlamıyor musun? Uçtuk dedi. Uçtuk diyorsun. Arabayı sen kullanmıyor muydun? Dedim. Yahu hepiniz uyudunuz. O arada ben de uyumuşum. Ve şarampole uçmuşuz. Dedi. Hikmet'in doğduğu gün böyle bir faciayı ucuz atlattık. Türkiye'den ayrılıp İsviçre'ye gittiğimizde Hikmet'in iki yaşını doldurmasına 12 gün kalmıştı. Hikmet ekonomi okudu. İki yıl Price Waterhouse Coopers'ta çalıştı. Sonra Feyruz diye içecek markası olan şirketin Freeburg'deki merkezinde finansal kontroller olarak çalıştı. Şirketin Heinkine satılması sonrasında da bir süre aynı görevde bulundu. Sonra Heinkine, Hikmet'i Güney Amerika üretim üssü olan Martinik Adası'na gönderdi. Burada iki yıl çalıştıktan sonra Heinkine'den ayrıldı. Bugün bir okulda hoca. Ayrıca yeminli mali müşavirlik şirketi var. Bir şirketinde CFO'luğunu yürütüyor. Fasıl 5 Keçi boynuzu çekirdeği mi? O da ne? O dönem üzümün yanı sıra keçi boynuzu işi yapıyoruz ve İtalyanlara satıyoruz. Keçi boynuzu doğada yetişiyor. Aşılı ve aşısız olmak üzere iki türü var. Aşılı ağaçlarda insanların yiyebildiği keçi boynuzu üretilir. Aşısız olanlarsa insan sağlığına uygun değil. Muhteşem bir zekaya sahip ve sade yaşamı tercih edip Mula'ya yerleşmiş Önder isminde bir mühendis arkadaşım vardı. Bir gün İtalyanlar bizden aldıkları keçi boynuzunu hayvan yemi yapıyorlar. Biz bunlara kırıp göndersek daha çok para vermezler mi diye sordu. Nasıl kıracağımızı sordum. Bir makine yapabileceğini söyledi. Tamam yap dedim. Keçi boynuzunun tonu o dönem 200 dolar. Bizde 5 bin ton yani 1 milyon dolarlık mal var. Satamama riski de çok düşük. Önder bir makine yaptı ve keçi boynuzlarını kırmaya başladık. İlk günün sonunda Önder, abi bundan çekirdek çıkıyor, bu çekirdeği ne yapacağız diye sordu. Ne bileyim dedim. Abi özgül ağırlık olarak farklı olduğu için çekirdeğini ayıklayabiliriz. Çekirdeği daha çok para eder mi? Bunu öğrensek dedi. Ben para edip etmeyeceğini bilmediğimi ama çekirdeğini ayırabileceğimizi söyledim. 100 kilogram keçi boynuzundan 8 kilogram çekirdek çıkıyor. Biz keçi boynuzunu kırmaya başladık. Çekirdeğini de ayırıyoruz. Fakat keçi boynuzu talep edenlerde bir suskunluk başladı. Kimse keçi boynuzu istemiyor. Önder gelip gidip soruyor. Abi satabiliyor musun? Kırmayı durduralım mı diye. Bunlar talebi kestiklerine göre korktukları bir şey var. Yabancı bir şeyden kaygılanıyorlarsa sen başka bir şey bulmuşsun demektir. Sen kırmaya devam et. En fazla 1 milyon doları çöpe atmış oluruz dedim. Biz bir makine daha yaptık ve 3 var diye çalışıp keçi boynuzunu kırıp çekirdeğini de ayıklıyoruz. Bir gün İtalya'dan bir komisyoncu Telex'le sizde keçi boynuzu varmış bunu kırıyormuşsunuz niye kırıyorsunuz diye sordu. Kırdığımız keçi boynuzunun hacmi büyüdüğü için ciddi bir alan kaplamaya başlamış. O saate kadar arayıp soran yok. Bu nedenle azabım çok bozuk ama yine de sana ne diye cevap verdim. Adam çekirdekleri ne yapıyorsunuz diye ısrar etti. Ben de sana ne dedim? Adam çekirdeklerle ilgilendiklerini yazdı. Çekirdeğini ne yapacaklarını sordum ve neden istediğini söylemekten kaçınıp fiyat sordu. Hatta 10 ton için fiyat vermemi istedi. Biz o zamana kadar 5000 ton keçi boynuzundan 400 ton civarında çekirdek çıkartmışız. Ama ben çekirdeğin fiyatını bilmiyorum. 10 ton çekirdek için 125 ton keçi boynuzu kırmamız gerekiyor. Ben de 125 ton keçi boynuzu fiyatını baz alıp 2 ile çarptım ve 10 ton çekirdek için 250 ton keçi boynuzu karşılığı olan bir fiyat istedim. Ama adamın bu fiyata almayacağını düşünüyorum. İtalyan da çok istedin dedi. İşine gelirse diye cevapladım. Aslında o böyle bir laf edince yüksek fiyat istemediğimi anladım. Çünkü bir alıcı abarttın demediği sürece istediğin fiyatta sorun yok demektir. Bu fiyattan 20 ton verir misin dedi. Bu fiyatın 10 ton için geçerli olduğunu, diğer 10 ton için farklı bir fiyat söz konusu olacağını söyledim. Neden diye sordu. İlk 10 tona sizin hatrınız için bir fiyat söyledim. Hesap tutmuyor. İkinci 10 ton için farklı bir fiyat lazım dedim. Biz İtalyan komisyoncuyla pazarlığa başladık ve 2700 dolardan başlayan çekirdeğin ton fiyatı 8000 dolara kadar çıktı. Sonradan öğreniyoruz ki keçi boynuzu çekirdeğini oje gibi ürünlerde kalıcı boya elde etmek için kimya kozmetik şirketleri satın alıyor. Ve İtalyanlar aslında bizden aldıkları keçi boynuzunun çekirdeğini çıkartıp kalanını da kırdırıp hayvanlara yem olarak yediriyormuş. Elimizdeki çekirdeğin 200 tonunu 2700 dolardan başlayıp 8000 dolara kadar çıkan farklı fiyatlardan sattım. 200 ton sattıktan sonra İtalyan bir 10 ton daha istedi. Bu sefer veremeyeceğimi, elimde keçi boynuzu kaldığını, bunu satması halinde çekirdek verebileceğimi söyledim. Ertesi günü elindeki keçi boynuzuna 150 dolar dersem bana kızarsın ama çekirdeğini aldık ya dedi. Çekirdek ayrı Zaten bizden 200 dolardan keçi boynuzu alıyordun. Şimdi bir de bunu kırdık böyle fiyat mı olur dedim. Peki kaç dolar dersen bana çekirdeklerin kalanını verirsin diye sordu. 200 dolar istedim. 190 dolar verdi. Kabul etmedim ve biz yemleri de 200 dolardan verdik. Şimdi çekirdekte kalan 200 tonu konuşalım dedi. Yine onar ton üzerinden mi tamamı üzerinden mi konuşacağımızı sordum. 200 tonun tamamı üzerinden bir fiyat söylememi istedi. 10 bin dolar dedim. Oha dedi. Tekrarlaması durumunda fiyatı 15 bin dolar yapacağımı söyledim ve 10 bin doları kabul etti. Biz elimizdeki keçi boynuzu çekirdeğini ve yemin tamamını İtalyan komisyoncuya sattık. Tabii çok iyi para kazandık. Yani hepi topu 1 milyon dolar edecek keçi boynuzundan 4 milyon dolar para kazandık. Önder'e sana çok borcum var ne vereceğim diye sordum. Abi benim için paranın önemi yok. Senin gibi birini buldum. Beni dinledin ve başardık. Bu bana yeter dedi. Yine de Önder'e bugün tam olarak hatırlamıyorum ama çok iyi bir para verdim. 1980 yılı Nisan ayında arkadaşlarımla bir değerlendirme esnasında askeri darbenin geleceğini öngördük. Ve ben yurt dışına çıkma kararı aldım. 1 Mayıs 1980 günü Nüket, Suat ve Hikmet'le Şam üzerinden Zürih'e geçtik. Fasıl 6. Organize piyasalara geçiş. Lübnanlı Yunis ailesiyle ticarete koyuluyoruz. Ailem mal gönderiyor, onlar da malın karşılığında döviz. Fakat her seferinde farklı döviz geliyor. Bazen mark, bazen sterlin, bazen liret, bazen de dolar. O sıralar nedenini fazla sorgulamıyorum. Daha sonra tek başıma Avrupa'ya çıktığımda niçin farklı dövizlerle ödeme yaptıklarını anlıyorum. Lübnanlılar arbitraj yapıyor. Türkiye Merkez Bankası o dönemde dünyada dalgalanmaya bırakılmış belli başlı paralardaki kur oynamalarını çok önemli görmediği için geriden izliyor. Türk firmalarıyla ticaret yapan yabancı firmalarsa günlük kurları saati saatine izleyip o gün için en uygun dövizi seçiyor ve ödemelerini o dövizle yapıyor. Böylece daha iyi bir kar sağlıyor. Yunis ailesinin ödeme tarzının sırrı da bu. Sırrı çözdükten sonra ben de aynı yöntemi uyguluyorum. Arap ülkelerine, Avrupa'ya dolarla satış yapıyorum ama arada devalüye edilen paraları da buluyor, kur farkından da kar sağlıyorum. Böylece mal ticaretiyle uğraşırken para piyasalarına da adım atmış oluyorum. 1980 öncesi Türkiye'de telekomünikasyon ve iletişimin olmadığı dönem. Hoş, dünyada da telekomünikasyon çok gelişmiş değildi. Ama Türkiye'nin başka dezavantajları da vardı. Öyle ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 ayda bir kur ilan eder, koyduğu çapraz kurlar 3-6 ay değiştirilmeden dururdu. Bu durumda çok büyük fırsatlar sunardı. Türkiye'nin convertible döviz olarak kabul ettiği başta İtalyan lireti, İngiliz sterlini, Alman markı, İsviçre frangı, Fransız frangı, Amerikan doları olsun aklınıza gelen tüm para birimleri dünyada dalgalanmaya bırakılmıştı. Dalgalanmaya bırakılmış bu paralardaki devalüasyon veya revalüasyonlar Türkiye'ye çok geç yansırdı. Tabii geç yansıması da ihracatta inanılmaz avantajlar yaratıyordu. İsviçre'ye gitmeye başladığımda baktım ki kurlar dakikada bile değil, saniyede değişiyor. Türkiye'de 3 ay sabit kalan kur dünyada aynı gün içerisinde yüzlerce, binlerce kez değişiyor. Bugünkü teknolojik altyapı yoktu o sıralarda. Mesela haber ajansı olarak Reuters'ın ekranı yoktu. Reuters döviz fiyatlarını telexle geçerdi. Gün içerisinde sürekli haber geçen Reuters belirli aralıklarla Londra, New York, Tokyo, Singapur döviz fiyatlarını da geçerdi. Ünlü banker şekerci Reuters'ın bu bültenini beklerdi. Biz onlarca metrelik rulo içerisindeki haber keşmekeşinden o sayfayı koparır şekerciye götürürdük. Şekerci, Telex'teki döviz bilgilerine göre bütün dünyadaki müşterilerine kendi ülkelerindeki döviz fiyatlarını hesaplayıp verirdi. Ben de o zamanlar bir yandan mal ticareti yaparken bir yandan da şekerciden yarım yamalak da olsa öğrendiklerimle işin içerisine döviz katmaya başladım. Merkez Bankası'nın kur politikası ve doğan fırsatlar Arap ülkelerine Avrupa'ya dolarla satış yapardık arada devalüe edilen paraları bulurdum. Türkiye'de her sabah ilk iş olarak Avrupa açılışlarını alır, oradan hangi döviz cinsinde %1, %2, %3 hatta %5 bir avantaj doğmuşsa onu bulurdum. Ve o gün biz o dövizi getirirdik. Örneğin doları İtalyan liretine çevirirdik. İtalyan liretini getirir burada Merkez Bankası'na sabit fiyattan satardık. Bu durum bize rakiplerimizden %3 veya 5 hatta %10 şayet Merkez Bankası epey gecikmişse %50, %100 oranında avantaj sağlardı. Para piyasalarına da bu şekilde bulaştım. Yani dışarıda serbest kur varken Türkiye'de sabit kur sistemi vardı. Biz ticaretle uğraşırken burada oluşan fiyat farklarını görüp bu marjdan yararlanma amacıyla iş yapmaya başladık. Bu nedenle adım çürük paracıya çıktı. Mal ticareti yaparken şekerci sayesinde öğrendiğim fiyat avantajı döviz işiyle ilgilenmeye sevk etti beni. Bu konuda hiçbir eğitimim yoktu. Ancak avantajım telekomünikasyon imkanlarından yararlanmaya önem vermemdi. Böylece döviz fiyatlarını takip etme fırsatı yakaladım. Bunun yanında Lübnanlı aile, şekerci ve Avrupa ile ticaret ve iş yapmak gibi bir şans da vardı tabi. Türkiye'deysem her gün saat 16.30'da yurt dışı kurlarını alabiliyordum. Mersin'deyken Brüksel'de bir telex bulmuştuk. O telex numarasını arayıp 4 tane c, -c, -c, c yazdığımızda bütün kurlar dökülüyordu. Bu telexi de İsviçre seyahatlerimin birinde birisi anlatmıştı. Yani bir anlamda tesadüfen öğrenmiştim. Merkez Bankası müdürü bir gün beni çağırdı. Ulan bu kur fiyatlarını nereden buluyorsun? Seni takip etmekten yorulduk dedi. Yahu çok basit böyle bir telex var. Arayın siz de geride kalmayın dedim. Onlar o tarihte bunu bilmiyorlardı para piyasalarına bulaşmam böyle oldu. Fasıl 7. Kartel. Mümkün olan her yerde kurulur. 1975'teki Lübnan İç Savaşı'na kadar Türk Lirası'nın fiyatı karaborsa diye tabir ettiğimiz kapalı çarşıda değil Beyrut'ta belirleniyordu. Türkiye piyasasında Beyrutlu iki banker söz sahibiydi. Aynı zamanda birbirinin rakibi olan bu iki banker inanılmaz kar marjlarıyla çalışıyorlardı. Buna rağmen bir gün niye kavga ediyoruz? Türkiye piyasasını birlikte yürütelim kararı alıyorlar. Esasen sözüne sadık ve iki tarafında güvendiği bir ortak isim onları bir araya getiriyor. Böylece o kişinin liderliğinde içerisinde İstanbul, Beyrut, Halep ve Şam'daki sarrafların, Gaziantep, Kilis'teki kaçakçıların da bulunduğu bir kartel oluşturuyorlar. Kartelin en büyük özelliği şu: İstanbul'daki efektif kurla Avrupa'daki havale arasındaki fark 40. Yani dövizi 40 liraya mal ediyorlarsa havale 56 lira. Sanayici, ithalatçı havaleyi 56 liraya alabiliyor. Ben bir gün İsviçre'de Muhammed Şekerci'nin yanında otururken bu işi yakaladım. Baktım dolara 56 lira diyorlar. Oysa biz 40-42 liraya mal edebilecek durumdayız. Ben de denemek istedim. O zamana kadar hiç ihracat dışında döviz ticareti yapmamıştım. Halep'te bir sarrafımız vardı. Ona Gaziantep'te TL var, kaça alırsın diye sordum. Suriye lirası üzerinden bir fiyat verdi. Suriye lirasını Halep'te alıp Gaziantep'te Türk lirasını teslim ettim. Sonra Suriye lirasını götürüp yan tarafta birinde dolara çevirdim. Maliyetim 42 lira. İstanbul'dan bir sarrafa telefon açıp dolar havaleyi kaç paraya aldığını sordum. 55 lira deyince o halde 100 bin dolar sattım dedi. Kâra bak. Ne fındığı ne fıstığı hiçbir şeyde böyle bir kar yok. Bir de iş 24 saatte bitiyor. Yani Gaziantep'te TL'yi verip Halep'te aynı gün dolar çekini alabiliyorum. Bu ertesi gün Beyrut'ta şekercideki hesabıma geçiyor. Şekerciden de İstanbul'daki bir sarrafa havale ediyorum. Böyle bir tabloyu görünce çaktırmadan 100 200 bin dolarlık 3 4 havale yaptım. 100 bin dolarlık işlem yaptığımda 30 35 bin dolar kazanıyordum. Olacak iş değil. Muhammed Şekerci ile döviz kaçakçılığı. Bu işlemleri yaptığım dönemde bir gün İzmir'deyim. Telefon çaldı, açtım. Baba şekerci. Ulan köpek sen bir atlayıp yanıma gelsene dedi. O tarihte ben 20 yaşındayım. Ne oluyoruz diye düşündüm. Hayırdır amca dedim. Sen hele bir gel dedi. Kalkıp Zürih'e gittim. Sen ne yaptığını sanıyorsun dedi. Ne yapıyormuşum dedim. Ulan Gaziantep'te TL'yi teslim ettiğin adam benim ortağım. Halep'te Suriye lirasını aldığın adam da benim ortağım. Beyrut'ta benim yazaneme çekini götürüyorsun. İstanbul'da havale sattığın adam benim ortağım. Oğlum biz bu karteli boşuna mı kurduk dedi. Sen farkında mısın yaptığın her havalenin yakalanırsan benim için 1 milyon dolar cezası var. Sen 30 bin dolar kazanacaksın diye beni mi öldüreceksin diye devam etti. Ben, ya amca öyle değil. Biz işte nohut gönderiyoruz, fıstık gönderiyoruz, oradan dövizler artıyor diye anlatıyorum. Ulan oğlum bana hikaye anlatma, ben senin ne yaptığını görüyorum. İki hafta sürdü ama çözdüm seni dedi. Peki ne yapacağız diye sordum. Git Muhammed'le konuş dedi Muhammed oğlu. Yan odada Muhammed'in yanına geçtim. Ne yapacağız diye sordum. Muhammed ben onların karteline ortak değilim. Bana hisse vermediler dedi. Yani ne yapacağız dedim. Bana sen devam et dedi. Ben de peki dedim. Esasında baba şekerci beni oğluna gönderirken bunun böyle olacağını biliyordu. Ve oğluma hisse yaz demek istemişti. Sonrasında baba şekercinin benim bu tür işlerime karışmaması da bunun göstergesiydi. O tarihten sonra Muhammed'le ortak bir şekilde döviz işlerini sürdürdük. Bu dönem 24 Ocak 1980 kararlarına kadar devam etti. BAP 3 Özallı Yıllar Türkiye'de Turgut Özal dönemi başlıyor. Ünlü 24 Ocak kararları yürürlüğe giriyor. Türkiye bir anda bankerlik furyasına kapılıyor. Batanlar, çıkanlar, Tatlı ve kolay kazanç peşinde çılgın gibi koşturanlar. Yasal düzenleme yok, denetleme sıfır. Devlet önlem alacağına iş işten geçip de milletin milyarlarca doları kaybolduktan sonra tutuyor hem de en yetkili kişinin ağzından vatandaş kumar oynamıştır açıklamasını yapıveriyor. Ve kaçınılmaz son geliyor. Zincirleme iflaslar, elindeki parayı kaptırmış, intiharın eşiğinde gezinen gözü yaşlı vatandaşlar. Derken bankerlik furyasının bayrak ismi Castelli'nin yurt dışına kaçtığı haberi bomba gibi patlıyor. Sonradan öğreniliyor ki aslında haftanın dört günü İsviçre'deki çocuklarının yanına giden Castelli o gün ben gitmeyeyim içimde bir sıkıntı var diyerek İsviçre'ye gitmek istememiş ama bazı yakınları Castelli'yi ikna etmiş ve İsviçre'ye uçmuş. Bu gerçekten masum gidişin ertesi günü de gazetelerde Kastelli yurt dışına kaçtı manşetleri patlıyor. Bu haince senaryoyu hiç aklımdan çıkarmıyorum. 1994'te batma noktasına geldiğimde beni yurt dışına çıkmam için ikna etmeye çalışanlara tokat gibi bir cevap veriyor ve Türkiye'de kalıyorum. Bana yurt dışına kaç diyenler haindir. Fasıl 1. DCM nedir ki? Ödemeyeceksen adını süsle. 1980 öncesi Türkiye'de dövize çevrilebilir mevduat DCM diye bir uygulama vardı. DCM uygulaması yabancı ekonomilerden o tarihlerde özellikle yurt dışındaki işçilerimizden Türk ekonomisine bir döviz akımıdır. Türkiye'de ya da yurt dışında oturan Türk ya da yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilerin açtırdıkları döviz hesabıdır. Bu kişiler Türkiye'ye getirmek zorunda olmadıkları dövizleri Türkiye'de belli bir kişi adına mevduat gibi bankaya yatırıyorlardı. Ana mantığı buydu ama ülkedeki döviz ihtiyacı ve yokluğu bu hesapları kontrolden çıkarttı. İthalatçılar ve sanayiciler döviz ihtiyaçları için bu hesapları kullanmaya başladılar. Örneğin ben gidip İsviçre'de Manfred diye bir adam buluyorum. Türkiye'yi seven bir adam. O bana fabrika kuracak. Merkez Bankası'na diyorum ki Alın şu Türk lirasını sizde bir hesaba yatırın. Döviziniz olacağı zamana kadar Manfred bekleyecek. Tabi aslında öyle olmuyor. Gidip Manfred'e açıktan para veriyor ve diyorum ki günün birinde Merkez Bankası sana ödeme yaparsa o para benim. Buna yol açan da aslında devletti. Süleyman Demirel bir gün kendi dövizini kendin bul dedi. Başbakan böyle bir laf edince yüzlerce yıldır var olan kapalı çarşı olgusu yeniden ortaya çıktı. Kapalı çarşıda havale esasen yüzlerce yıl önce var olan bir sistem. Kudüs'ten Haçlı Seferlerine kadar baktığında havale sistemini görürsün. Kapalı çarşıya gidip paranı yatırıyorsun. Adam havaleyi nereye istiyorsan oraya 15 gün ya da 1 ay sonra göndereceğini söylüyor. 15 gün, 1 ay, 45 gün, o tarihlerde çok kısa süreler. Çünkü Türkiye'nin acelesi yok. O nedenle herkes bekliyor. Havale 45 gün vadeyle alınırken burada satılan malın parasını 6 ay önceden alabiliyorsun. Maliyet tabii çift ödeme sayesinde iki katına çıkıyor. Çaresizlikten halk da bu maliyeti ödüyor. Yıllar sonra ise Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde bu dövizi nereden buldunuz diye sordu. Böyle bir devlet yapısı söz konusu. Tabii 24 Ocak kararları ile DCM'ler patladı. Fasıl 2. 24 Ocak kararları Türk lirası bile kıtlaşır. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel o zamanki müsteşarı Turgut Özal'ın hazırladığı 24 Ocak kararlarını açıkladı. Beklendiği gibi bu kararlar içerisinde devalüasyon da vardı. Nitekim kara borsada dolar 58-60 lirayken hükümetin bu kararlarıyla 70 lira oldu. Dolar kara borsa fiyatlarının üzerine çıkınca döviz fiyatında Türkiye bir rahatlama yaşadı. Artık zorlayıcı bir önleme gerek kalmadı. Ancak bu sefer de Türk lirası kıtlığı başladı. 1 milyon dolar gönderiyorsun, 70 milyon lira tutuyor. Biz aile olarak o dönemde aynı zamanda ihracatçıyız. Yani döviz işini yan iş olarak yaparken ihracatçılığı bırakmadık. TL'de kıtlığın başlamasının sebebi esasında altın ve faiz. Çünkü hükümet 24 Ocak kararlarıyla bankalardaki faiz narhını kaldırdı ve faizleri serbest bıraktı. Türkiye serbest faizle tanıştı. 24 Ocak kararları, para da bir maldır ve bir fiyatı vardır. O fiyatta faizdir. Faizi piyasa kendisi belirler dedi. Faizin bir anda serbest kalmasının sonucu olarak Türkiye'de meşhur bankerlik dönemi başladı. 1975 yılında altının gram fiyatı 52 lirayken 1980 yılında 1600 liraya çıktı. Tabii altının bu fiyatlara yükselmesinin nedeni sadece ülkede doların yükselmesi değildi. Burada bir parantez açıp altın konusuna girmek istiyorum. Bretton Woods İkinci Dünya Paylaşım Savaşı sonrasında Amerika hiç tartışmasız atom bombası tehdidi ve sayesinde kapitalist dünyanın lideri oldu. Ama henüz savaş bitmeden de 200 yıllık Sterlin hükümdarlığına son vermeyi başarmıştı. Sterlin'in yerini Amerikan doları aldı. Aynı zamanda Müttefiklerine iyilik ederek ellerindeki altınları kendi saklamasında topladı. Bütün bunlar 1944'te Amerika'nın New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods'ta yapılan, sonradan Doğu Bloku diye adlandırılacak ülkeler dışındaki 44 ülkenin katıldığı Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansında imzalanan Uluslararası Para Anlaşmasıyla halledildi. Bu anlaşmayla Amerika elinde dolar olanlara ne zaman isterlerse her 35 dolar karşılığı bir ons altın teslim etmeye söz verdi. Fakat 1970'lere gelindiğinde dünya Amerika'nın elinin ayarının kaçtığı ve bastığı doların altın olarak karşılığının olmadığı sürpriziyle karşılaştı. Altının onsu 34 dolardan 850 dolara yükseldi. Altının TL bazında bu kadar dehşetli yükselmesinin de asıl nedeni buydu. Bütün bu sebeplerle altının müthiş yükselişi faizlerdeki narhın kalkarak %5 yıllık faizden %10-12 aylık faizlere gidişi ve liradaki değer kaybı halkın elindeki altınları piyasaya sürüp karşılığını bankerlere dolayısıyla bankalara aktarmalarına sebep oldu. Piyasaya gelen bu kadar altın ülkede rafineri olmadığından rafinerisi olan bir ülkeye kaçırılmalıydı ki karşılığında dolar gelsin. Dolar TL'ye dönsün. TL ile piyasaya gelen altın toplansın. Bu paraya ayda %10 faiz veren bir güruh türedi. Hiçbirinin kanuni denetimi yoktu. Her köşe başında bir banker ortaya çıktı. En büyükleri de banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden'di. İhale de zaten sonunda onun üzerine yıkıldı. 1 kilogram altın 1 milyon 600 bin lira tutuyor. Bunu bankere veriyorsun banker karşılığında ayda 160 bin lira faiz veriyor. Castelli bu paralar karşılığında o dönem var olan neredeyse tüm bankaların mevduat sertifikalarını veriyordu. Bankalar bir yıllık mevduat sertifikasını 45 kuruşa satıyorlardı. Castelli de bunu alıp 50 kuruşa satıyordu. Yani Castelli'nin müşterilerine verdiği faizi aslında bankalar veriyordu. Bankalar bu sayede topladıkları paraları yüksek faize hazır olmayan sanayicilere veriyordu. Oysa Türkiye %200-300 oranında karların artık bittiği yeni bir döneme girmişti. Ancak sistem bunun farkında değildi. 1980 öncesi dönemde tamamen kapalı ekonomi var. Adam ithalat yapıyor, enflasyon %100. Parayı 6 ay önceden alıyor, çift finansman yapıyor. Yani hem DCM'ye para yatırıyor hem de adama açıktan para yatırarak çift finansman yapıyor ve bunun üzerine de kar koyuyor. Ne zaman alacağı belli olmadığı için o paranın kendisini de maliyete ekliyor. Böyle olunca dışarıda 1 lira olan bir mal Türkiye'de 3 liraya satılıyor. İçerideki sanayici için yüksek kar marjı olan bir dönemdi. Bu dönem 24 Ocak kararlarıyla sona ermiş yeni sistemde bir de paraya faiz olayı başlamıştı. Sanayici de yüksek kar marjı dönemi bitmiş olmasına rağmen kendini çevirebilmek için yüksek faizle bankalardan para alıyordu. Aslında sanayici zararına iş çeviriyordu. Zaten o hesaplar 20 yıl sonra 2001 yılı krizinde görülmeye başlandı. Yani 2001 krizinin kökeninde 24 Ocak kararları vardır. Örneğin bir iş adamı o dönemde 50 işletme almış ve bunların tamamı zarar ediyor. Fakat dönmek zorunda. Böyle olduğunu devlet de biliyor ve göz yumuyor. 1982'nin Haziran ayına kadar yaklaşık 2 yıl bu iş böyle devam etti. Haziran ayında bankerlere verilen para ve faizler öyle bir boyuta geldi ki bankaların bu paraları ödeyebilme imkanı ortadan kalktı. Yine de altın gelişi devam etseydi bankerlik oyunu sürerdi. Ancak altın gelişi de yavaşladığı için bu iş sürdürülemez oldu. Altın gelişinin yavaşlamasının sebebi ise 1980'de gördüğü 850 dolarlık zirveden 500 dolarlara gerilemesi oldu.